Değerli Aska Gençlik takipçileri, kıymetli izleyiciler, hepinizi selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Ben Ramil Hüseynov, Aska Gençlik Genel Sorumlusuyum. Bugün bir takım konularla ilgili Ahıska gündemini değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse canlı yayınımızı sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. Allah tüm işlerinizde sizlere kolaylıklar versin. Değerli dostlar, biliyorsunuz, Türkiye'nin gündeminde seçimler vardı. Seçimler bitti. Kazananlar, kaybedenler oldu. Seçimlerin milletimize, devletimize, vatanımıza hayırlı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. İnşallah hayırlı çalışmalar olur. Bugün canlı yayın konuğumuz Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri Vatan İçtimai Birliği'nin başkanı, yani ATVİB kısacası başkanı İsmail Rahimov olacak. İsmail Rahimov'la güzel bir yayın planlıyoruz. Ondan öncesinde İsmail Rahimov'u yayına almadan önce biz de üzerimize düşen bazı konular üzerinde değerlendirme yapacağız ve kendi tepkimizi ortaya koyacağız değerli dostlar. İlk olarak canlı yayına başlamadan önce bu yayını paylaşmanızı, tüm sayfa ve gruplarda paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Tüm halkımıza ulaşması için. Değerli dostlar, biliyorsunuz Kazakistan'da DATUB tarafından bir organizasyon gerçekleştirildi. Kültürümüzle, mentalitetimizle hiçbir şekilde bağdaştırılmayan, hiçbir şekilde bize uymayan bir yarışma formatıyla karşı karşıyaydık. Bu yarışma başlamadan önce değerli dostlar, bu yarışma henüz yapılmadan önce, yani 22 Mart'ta yarışma yapıldı. Ondan öncesinde biliyorsunuz afiş yayınlandı. Afişte biz afişi eleştirmiştik Ahıska Gençlik olarak. Eleştirmiştik çünkü afişte bir kadın sületi vardı. Şöyle ki podyumda poz veren, hani televizyonlarda, internette falan görüyorsunuzdur. Podyumda poz veren bir kadın sületi, gölgeli bir resim vardı. İçeriğinde de hiçbir açıklama yoktu değerli dostlar. Ve bu bir nevi güzellik yarışını andıran bir afişti. Biz de Ahıska Gençlik olarak bu afişi eleştirdik. Dedik ki bu afişin bu programla hiçbir alakası yok. Gelin yapmayın bu programı. Gelin hiç değilse afişi değiştirin falan filan. Bu şekilde bir eleştiride bulunduk. Ondan sonra 21 Mart'ta Kazakistan'da bir forum gerçekleştirildi. Kadınlar Forumu, ikinci galiba bildiğim ya da birinciydi. Birinci Uluslararası Ahıskalı Kadınlar Forumu gerçekleştirildi ve bu forumda DATUB Başkanı Ziyaddin Kasanov bir saatten fazla bir sürede konuştu kürsüde. Ne yaptı biliyor musunuz değerli dostlar? Bütün bu yarışmayı eleştiren, yani bizler eleştirdik ya, namussuzlar dedi. Yarışmayı eleştiriyorlar, namussuzlar dedi. Namus kavramını sizlere öncelikle anlatmak istiyorum. Zaten bilenler biliyordur. Namus öyle herkesin ağzına alacağı bir kelime değildir. Namus kelimesi üzerinde, namus değeri üzerinden kimseye küfür edilmez. DATUB Başkanı Ziyaddin Kasanov. Bunu size özellikle iletmek istiyorum. Bu yayını illaki izliyorsunuzdur. Namussuzlar dediniz. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Şu hani camilerde, ondan sonra o DATUB ofislerinde hani kınama mesajları vardı ya Salim İskenderov'a karşı. Henüz Salim İskenderov'dan bir ses çıkmıyor ha, onu da söyleyeyim. İlk başlatan küfürü DATUB Başkanı Ziyaddin Kasanov'du. Namussuzlar dedi. Programımızı eleştiriyorlar, namussuzlar. Bu küfürü yaptı mı? Yaptı. Yazdık bir kenara. Ondan sonra sabahsı gün, yani 22 Mart'ta program gerçekleştirildi. Bize dediler ki yarışma öyle sizin bildiğiniz gibi bir içerikte olmayacak. Tamamen Ahıska kültürünü karşılayacak. Ahıska kültürü değerlerini ortaya koyacağız dediler. İyi tamam dedik. Ben de zaten hani afişi ki değiştirdiler ya eleştirimiz üzerine. Şey yapmadık, üzerine gitmedik daha fazla. Ve benim eleştiri yazımı da kaldırdım hatta. Daha fazla gölge yaratmayalım. Yani yapacaklarsa inşallah güzel bir program yaparlar diye. Hiçbir şey yapmadım. Kaldırdım. Afişle ilgili eleştirimi.
Ne oldu? O gün orada podyumda kızları böyle gezdirdiler. Moda gösterisi gibi, moda gösterisi gibi kızlar böyle gitti geldi, oraya çevrildi, buraya çevrildi, döndü. Tıpkı o televizyonlarda ve internetlerde olan moda gösteri, defile var ya, defile programı, yarışmaları aynı şekilde gerçekleşti. Ondan sonra dansöz çıkarttılar. Yarım çıplak bir vaziyette dansöz çıktı. Ücubeye benziyordu resmen. Yani ben bunu yani savundular. Ya bu bir kültürdür. Oriental dans kültürüdür falan filan. Ya oriental dans kültürünü biz de biliyoruz. Ama bizim Ağızkalılarda böyle bir kültür yok. Bizim kültürümüze, bizim değerlerimize aykırıdır. Hiçbir şekilde bunu desteklemeyiz. Ama şu hani o camilerde, ondan sonra yine o datup binalarında eleştiri yapan, o ağzı bozuk küfürler eden o şahıslar bize karşı, Selim İskenderov üzerinden ha, ona küfür ediyorlar, sonra üzerinden bize küfür ediyorlar. O şahıslar sessiz kaldılar. Bu olaylara sessiz kaldılar. Sonra bir video daha yayınladık. O videoda da DATUB Başkanı Ziyaddin Kasanov diyor ki, biz bu programı diyor, istiyorum ki, isteyirem ki diyor. Yani zaten doğru bir Türkçeyle demiyor. Diyor ki biz bu programı, Ağızkalı gençlerimiz gelsin burada evlensinler, bu kızlara baksınlar. Yarışmacıları kızlardan seçmemizin asıl nedeni diyor. Gelsinler kızlara baksınlar, beğensinler. Herkes kendi yarini bulsun diyor. Ben de oğlum diyor İstanbul'da, buraya geldi, buraya katıldı. O da bulsun diyor yarini. Yani şimdi şöyle bir şey değerli dostlar, kimisi buna doğru bakabilir. Çünkü biz de mesela, bizim kültürde şöyledir. Düğünler olur, gideriz işte, ben kendimden şey yapmıyorum da, genel olarak giderler işte annelerimiz, bacılarımız giderler, orada kız bakarlar, beğenirler. Sonra kardeşlerine, oğullarına derler ki, ya böyle böyle kız gördük, nasıl, güzel mi oğlum, beğenirsen ailesine gidelim, elçilik gidelim falan filan. Ama Ahıska kültürü adı altında yarışma yapıp da bunu evlendirme programına çevirmek de bir hayli komik, hayli rezalet oldu değerli dostlar. Oldu mu? Oldu. Ondan sonra ne oldu? Datuk Başkanı'nın namussuzlar dediği, işte o namussuzlar dediği kişilerden biri çıktı yayın yaptı. Salim İskenderov. Şimdi ben de yapabilirdim. Hiç kimseden korkum yok. Allah'tan başka hiç kimseden korkmam. Bugüne kadar burada ne yaptıysam doğruları bildiğim için yaptım. Her zaman doğruları savundum. Bu yayınlarda da, videolarda da, paylaşımlarda da. Ama hiç kimseye zerre kadar ne hakaret ne de küfür ettim. Etmedim değerli dostlar. Etmedim. Sevmediğim, nefret ettiğim insana bile buradan küfür etmedim, ettirmedim. Hatta hatırlarsanız Burhan Özkoçar'ı yayınıma almıştım. Ona hakaret etmişlerdi. Onlara bile tepki gösterdim. Benim yayınımda hiçbir konuğuma hakaret edemezsiniz diye. Ama ne oldu? Ziyaddin Kasanov kendi yayınında çıktı. Kendi oradan bize seslenerek bu yarışmayı eleştiren namussuzlar dedi. Namussuzlar. Bunu kaldıramadı tabii Salim İskenderov. Daha yeni başlamıştı bu yayıncılık işlerine. Kalktı dedi ki, ben ne Ramil Hüseynov'um, ne Veysel'im, ne de başka. Ben direkt söyleyeceğim dedi. O bana namussuzlar diyen var ya dedi, onun hakaretleri başladı öyle sıralamasıyla. Şimdi değerli dostlar, hepimiz biliyoruz yani konu tamamen böyle. İlk hakareti başlatan Ziyaddin Kasanov. Ondan sonra DATUB Başkanı Ziyaddin Kasanov. Ondan sonra Kazakistan'daki o rezil program. Üzerine Selim İskenderov ona karşı bir hakaret tarzında bazı kelimeler kullandı. Hiç, ikisini de desteklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Ne Ziyaddin Kasanov'u ne Salim İskenderov'u. İkisi de yayıncılık kurallarına, toplum kurallarına aykırı bir hareket etti. Bu ikisi kimdir? Biri DATUB Başkanı Ziyaddin Kasanov. Bak, başkan diyorum, DATUB yani Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin başkanı Ziyaddin Kasanov. Ki küfürü ilk o başlattı. İkincisi de Ahıska'da yaşayan, şu anda Gürcistan'da yaşayan sade bir Ahıskalı vatandaş. Salim İskenderov. Farkı anlıyor musunuz? İnsan üzerinden değer biçilmez diyecekler şimdi bazıları.
Madem öyle, neden o zaman ilk küfür edeni kınamıyorsunuz da ona cevap veren adamı kınıyorsunuz? Herkes demiyorum ha, onu da söyleyeyim. Bir şey yapmaya çalıştılar, bir algı oluşturmaya çalıştılar. Sanki halk, millet bu Salim İskenderov'a karşı tepkiliymiş gibi ne yaptılar değerli dostlar? Tanıdıkları, bildikleri herkese mesaj gönderdiler. Selim İskenderov'a karşı yayın yapın. Selim İskenderov'a karşı video çekin, paylaşacağız falan. Bunu kim itiraf etti? İslam Şahbendorov, Amerika'da yaşayan Azka Türkleri Azka Türk Amerikan Toplum Merkezi Başkanı İslam Şahbendorov yayın açtı. Onun yayınında oradaki Osman Gazi Camisi'nin imam görevli, oradaki görevlisi Eldar Muradov dedi ki, bana mesaj attılar ki böyle böyle video çekin camide. Ben kabul etmedim, cami siyaset yeri değildir diye. Ve dışarıda olan olaylar bizi ilgilendirmez diye böyle bir cevap verdi yayında. Ben buradan Eldar Muradov'a teşekkür ediyorum. Helal olsun. Bak, biz birkaç defa onları eleştirdik. Ama doğru bir hareket etmiş. Çünkü cami ibadet yeridir değerli dostlar. Cami siyaset yeri değildir. Camiye giden her türlü görüş sahibi gidip orada namaz kılar, ibadet eder, duasını eder, evine döner. Böyle bir şeylere gerek yoktu. Madem öyle bir şey yaptınız, şimdi size şöyle söyleyeceğim. Madem camide öyle bir video çekiyorsunuz, madem Ziyaddin Kasanov'u korumaya kalkışıyorsunuz, hakkın değil de bir hakkın kulunun yanında olmaya çalışıyorsunuz, o zaman adaletli olun. Sadece Salim İskenderov değil, Ziyaddin Kasanov'u da kınayın. Deyin ki ey Ziyaddin Kasanov, ilk şeyi sen başlattın. İlk küfürü, namussuzlar dedim bu insanlara. Size soruyorum camidekiler, size soruyorum o Datup'dakiler. Size namussuzlar dediğinde sessiz kalır mıydınız? Canlı yayında biri kalkıp size namussuzlar dese siz sessiz kalır mıydınız? Bence kalırdınız. Yani kaldınız zaten, kaldınız. Bize dedi namussuzlar, sakin kaldınız. Salim İskenderov Ziyaddin Kasanova aynı şekilde şey yapınca, hakaret edince, o zaman herkes, o içinizdeki herkes bir ağızdan seslendiniz. Aa, kınıyoruz, başkanımıza nasıl böyle söyler, şerefsiz falan filan. Hele biri vardı ağzı bozuk, biri vardı ağzı bozuk. Yahu video boyunca küfür etti. Video boyunca, o video Datup'un orada Kazakistan'daki binasında çekilmiş bir video. Video boyunca küfür etti ve o küfürlü yayını nasıl küfür etti ama ha? Önce Salim İskenderov'a çekiyorum diyor bu videoyu. Sonradan bütün genel alarak herkese küfür etti. Datup'u eleştiren herkese, annelerine, değerlerine, ailevi değerlerine, her şeye küfür etti o. O işte o pislik, o şerefsiz herkese küfür etti. Herkese. Ve ne dedi biliyor musunuz? Lazım olsa geliriz, temizleriz. Çöpçü müsün sen? Gel. Gel buraya da temizle. Bakalım nasıl temizliyorsun. Atalarımızın bir sözü var. Ey ne bileyim ne. Sana saygı duymayacağım. Çünkü sen gerçekten saygı sınırlarını aştın. Yani o kadar rezil ettin kendini ki zaten yüzün olsa dışarı çıkamazsın. Ya o kadar ya. Kadınlar, kızlar izliyor o videoları. Ağzına alınmayacak küfürler ettin. Anne küfürü nedir ya? Anne küfürü. Sen hem başkonsoloslukta görev yapan birisin. Şofördür bu arada o şahıs. O küfür eden şahıs. Kazakistan Almata Başkonsolosluğunda şofördür. Hem de Datup yönetimindedir o şahıs. Biliyorsunuz ben Datup, o videoda konuşanların asıl portresini çıkarttım, buldum bir yerden. Ondan sonra hepsini teker teker gösterdim. Hepsinin arkasında Ziyaddin Kasanov var. Bize küfrettirdi. Onu kendi sayfasından yayınlattırdı. O Azka Live sayfası, Datup'un sayfasıdır. Kendi sayfalarından yayınlattırdı. Yetmedi. Datup'un o oğludur, ne bileyim akrabaları o Ziyaddin Kasanov'un Datup gruplarında paylaştı. Orada burada, yani bir nasıl söyleyeyim size, sanki bir gerçekten de doğru bir hareket yapmışlar gibi küfürlü bir videoları aldılar, sağda solda paylaştılar. Aman milletin tepkisi. Ne milleti yahu? Ne milleti? Datup'un bildiğiniz elemanları kalktı bu videoları yaptı.
Ve aynı şekilde Datüb'ün iletişime geçtiği şahıslar. Yani arıyorlar, düşünün mesela oradan arıyorlar, ya Ziyaddin Kasanoğlu başkanımıza böyle böyle dediler, video çekin diye arıyorlar. Bu videoları kendi sayfalarında paylaştılar. Bugüne kadar ben bu sayfamdan hiç kimseye küfür ettirmedim. Program, o rezalet programı yayınlarken bile o kadar küfür eden insanlar oldu. Hepsini, ama hepsini sildim yorumları. Küfür edilmesin dedim, eleştirilsinler ama küfür etmesin kimse diye yorumları sildim. Ama onlar ne yaptı? Bizlere küfür ettirdiler. Annelerimize, ailevi değerlerimize, yahu Ahıskalı değil misiniz yahu, Türk değil misiniz ya? Araştırsak herkes birbirine kohum akraba yahu. Nasıl küfür edebilirsiniz? Nasıl bir insanın annesine küfür edebilirsiniz? Daha geçenlerde bir tane eleştiren biri vardı. Sayfasına girdim. Benim kendi akrabam çıktı. Adam beni tanımıyor. Anlatabiliyor muyum? Tanımıyor. Benim akrabam çıktı Rusya'dan. Benim akrabam çıktı. Beni tanımıyor. Çocuklarını gördüm, bizim çocuklara, yani kendi akraba çocuklarına benzediklerinden şüphelendim, ulan dedim bu bizimkilerdendir herhalde dedim. Girdim baktım benim akrabam çıktı. Eniştemizmiş kendisi. Beni tanımıyor ama eleştiriyordu, şey yapıyordu. Anlatabiliyor muyum? Herkes birbirini tanımıyor olsa bile birbirine akrabadır. Ahıska küçücük bir yerdi. Sürüldük paramparça, dünyanın dört bir tarafına parçalandık değerli dostlar. Bundan sonra birbirimize keletlenmemiz lazımken, Türkiye'de ya da herhangi bir yerde birleşmemiz lazımken, ayrıştırıcı bir siyasetle insanlarımızı bölüyorlar, parçalıyorlar. İmam ya imam, Rusya'da bir tane imam, videolarını izliyordum. Çocuklar önünde böyle Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Destekliyordum, severdim daha adamı. Hatta Konya'ya kadar geldi. Konya'da ben karşıladım. Sabahtan akşama kadar onu ben gezdirdim. Konya'da Mevlana'yı ziyaret etti. Oraya buraya her yeri gezdirdim. Akşamına yola vurdum o arkadaşlarımla beraber. Onu gönderdim Rusya'ya, şey, önce Kayseri'ye, sonra oradan Rusya'ya mı nereye gitti. Yani o adam bize karşı küfürler eden, bize karşı anne, ailevi küfürler eden şahsın videosu altına beğeni atmış. Yetmemiş, bir de yorumda da beğeni, böyle bir işaret koymuş. O adamın, imam ya imam, camide görevli bir insan, küfürlü bir video altına helal olsun sana diye böyle bir beğenmiş yani. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar bir rezalet durumdalar. Şimdi bu insanlar çocuklarımıza ders veriyorlar orada camide. Ey millet, kime gönderdiğinizi, çocuklarınızı düşünün. Bir dikkat edin Allah aşkına, Allah aşkına. Bir şey daha söyleyeceğim. Erzincan'da seçimlerden önce bütün MHP yetkililerine gönderdik o ses kayıtlarını. Hepsinin haberi var. Hepsinin gönderme sebebimiz şuydu. Haksızlık ediliyor MHP'ye. Erzincan Üzümlü bölgesinde biliyorsunuz Ahıskalılar Ukrayna'nın savaş bölgelerinden Erzincan'ın Üzümlü bölgesine getirildiler değerli dostlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu Ahıskalılar getirildi, Üzümlü bölgesine yerleştirildiler. Şimdi ne oldu? Seçimlerde iki tane aday vardı. AK Parti adayı ve MHP adayı vardı değerli dostlar. Datup ne yaptı? Biz AK Parti'nin yanındayız. Sadece AK Parti'ye oy vereceksiniz. AK Parti'ye oy vermezseniz, bakın, AK Parti'ye oy vermezseniz devletin bütün desteklerini keseceğim. Size bir daha sizin hiçbir sıkıntınız için Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmeyeceğim. Kaymakamlık, belediye kapıları yüzünüze kapalı olacak diye böyle bir konuşma yaptı, tehdit etti. Düşünün. Lider dedikleri şahıs, o şahıs kendi halkını devletin gücüyle tehdit etti. Sırf AK Parti'ye oy verilsin diye. Biz demiyoruz AK Parti'yi desteklemesin, gitsin desteklesin. İsterse hangi parti ister desteklesin, ama toplumu tehdit ve şantajla yönetmeye kalkıştı. Peki bütün bunları gören o sanatçılar, güya sözde sanatçılar, hani kınama yazıları yazan sanatçılar, hangi biriniz kalkıp da adaletli oldunuz? Hangi biriniz halkın yanında oldunuz? Korkuttular bizim insanlarımızı orada. Gece 3 gün boyunca orada kaldılar. Orada Üzümlü'de kaldılar. Güya bunu başarı zannettiler. Güya orada AK Parti kazandı, başarı zannettiler. Ama ne oldu?
MHP Büyükşehir Belediyesi'ni aldı. Oradaki il belediyesini MHP kazandı. Şimdi orada bütün her şey, bütün ipler MHP'nin elinde. Ne olacak şimdi? Sadece AK Parti diyordun. Ne olacak? Şimdi sen orada ne iş görebileceksin? MHP'nin izni olmadan ne yapabileceksin orada? Senin kişisel çıkarların yüzünden o halkı ki orada kışkırttın, halka tehditler ederek sırf oradaki insanlarımıza oy istedin. Tehditle, şantajla oy istedin. Şimdi ne olacak? Ne yapabileceksin? MHP orada başta ve hepsi de seni tanıyor. Bütün milletvekillerine gönderildi. MHP genel merkeze gönderildi. Bütün MHP ülke ocaklarına gönderildi senin o yaptıkların. Herkes gördü yaptıklarınızı. Ne yapacaksınız şimdi? Nasıl iş göreceksiniz orada siz? O yüzden dedik ki tarafsız olun. O yüzden size karşı çıktık. Yahu kendi siyasi görüşün neyse senin siyasi görüşündür. Herkes saygı duyar ama sen halkı peşinden sürükleyip de illa benim verdiğim, ses verdiğim kişilere ses vereceksiniz demen yanlıştır. Büyük bir hata yaptın. Büyük bir hata yaptın orada. Oradaki Üzümlü'deki halkımız gördü her şeyi, her şeyi gördüler. Her şeyi gördüler. Neden sessiz kaldınız sanatçılar? Ha? Yani kalkıp Ziyaddin Kasanov'u desteklemiştiniz, evet. Bu olaya kendi halkınız tehdit, şantaj altına düştü. Neden sessiz kaldınız? Hani sizin adaletiniz? Bu halk değil mi sizi başına çıkaran? Bu halk değil miydi sizi o bulunduğunuz yere kadar götüren? Neymiş efendim? Ziyaddin Kasanov buna maddi destekte bulunuyormuş film çekmek için. Sen filmi çektin, kime izlettireceksin? Halka. Kim için çektin? Halk için, değil mi? O zaman taraf tutacağın tek yer halktır. Halkın yanında olacaktın. Öyle kalkıp da yok Selim İskenderov kim ki? Selim İskenderov sadece bir şahıs ya. Bir ahıskalı şahıs. Dernek başkanı değil. Herhangi bir toplumda görev yapmıyor. Sadece bir şahıs. Gürcistan'da yaşayan bir şahıs. Ama ilk küfürü başlatan Ziyaddin Kasanov'du. Neden sessiz kaldınız? Namussuzlar dedi ya. Datu'yu eleştirenlere namussuzlar dedi. Namus üzerinden küfür etti. Zaten bu Kazakistan'daki Ahıska Kızları programı bütün halkımıza yapılmış en büyük küfürdür, en büyük lekedir. Hangi biriniz ses çıkardınız? Hangi biriniz? Kalkıp böyle kamera karşısında milletin annesine, bacısına, ne bileyim ailevi değerlerine küfürler edip yayınladınız ya. Biriniz ya, biriniz hiç değilse vicdanınız yok muydu? O kadar mı satıldınız? Bir söz var, bir söz var. Diyor ki şerefini satanın bir daha şerefi olmaz, şeref alınmaz. Bir kere sattın mı gider. Siz şerefinizi sattınız yahu. Şerefinizi sattınız. Şahıs Ziyaddin Kasanov kimdir? Ölümlüdür, gidecek. Ramil Hüseyinov kimdir? Ölümlüdür, gidecek. İsmail Rahimov, İslam Şahbendarov, her kimse bu davada yer almış her kimse ölümlüdür, gidecek. Önemli olan halktır. Bu insanlar halk için çalıştı. O kadar mı yani? Yanlış görebilirsin, bizi yanlış görebilirsin ama küfür etmek nedir yahu? Anne babaya küfür etmek ve küfür ettirmek nedir ya? Bu kadar mı düştünüz? Ben biliyorum bunu niye yaptılar. Bunu sırf o Kazakistan'daki programı üzerini kapatmak için yaptılar. Daha farklı gündem yaratmak için yaptılar. Kimileri bu holtaya düştü de hatta. Ama ne oldu? Unutmaz bu halk. Bu leke hiçbir zaman unutulmayacak. Ben sağken unutulmayacak. Tehdit ediyormuş. Havlayan, ısıran köpek havlamaz demiş atalarımız. Isıran köpek havlamaz. Eğer bir şey yapacaksan gel de yap. Canlı yayına kalkıp da gelip temizleyeceğiz falan filan değil. Gel de yap. Ben Konya'da yaşıyorum. Herkes biliyor benim adresimi. Konya'dayım. Gel de yap. Gel. Oradan öyle havlama. Ağzını bozma. Herkes birbirine tanış. Herkes birbirine akrabadır. O camilerde siyaset yapan şahıslar, o camilerde Salim İskenderov'u koruyan şey Salim İskenderov'a karşı kınama mesajı yapanlar yahu dinimizde var mı? Dinimizde var mı dansöz çıkarıp oynatmak programda? Kültürümüzde var mı? Mentalitetimizde sizin deyiminizde var mı bizim dansöz çıkarıp oynatmak? Niye sessiz kaldız ya? Hani o kadar dindar iseniz, hani o kadar ne bileyim
Milleti tut yersiz, niye sessiz kaldız? Niye demediz ki ey Ziyaddin Kasanov sen ne edin? Haklını mı şaşırttın bize, ne edersin bu nedir demediz. Kalktız da Selim İskenderov bir tane şahıs için hep biz videolar çektik. Utanmadız mı ya? Ya o Datub'un adamı orada Bursa'daki Paşabek Alihan. Biz bilmeyiz bizim neslimiz kimdir, cinsimiz kimdir diyor. Eskileri nereden bilak? Gürcü mü yok, Ermeni mi yok diyor. Önemli olan şimdi Türk'ük diyor. Böyle bir konuşma yaptı. Biriniz ses çıkarttınız mı ya? Biriniz dediniz mi ki ey Paşabek Alihan sen Gürcü de olabilirsin, Ermeni de olabilirsin, Yahudi de olabilirsin. Ama toplumumuza dil uzatma. Toplumumuz Türk'tür. Ahıskan'ın %80'inden fazlası Türk'tü. Ondan sonra terekemeler, Kürtler geldiler. Bizimle beraber yaşadılar. Hatta Gürcüler de vardı içimizde yaşayan. Hemşinler yani Ermeni'den dönme. Onlar da vardı bizim içimizde yaşayan. Ama %80'i Türk'tü. Türk. Milattan önceki tarihe kadar dayanıyor bizim Türklüğümüz. Sen kendi neslini, cinsini, cibilliyetini bilmiyor olabilirsin. Paşabek Alihan. Biz Türk'üz, Türk. Bunu diyemediniz. Kalkıp da güya tepki yayınları yapıyorlar başınıza. Halkın tepkisi. Herkes oradan bir de datıp paylaşıyor gururla. Halkın tepkisi. Ne halkı yahu? Parayla satın aldığınız, şerefini satın aldığınız insanları çıkarttınız kamera karşılarında. Karaktersizce yayınlar yaptılar. Karaktersizce insanlara küfrettirdiler ya. Bunun bu mu halkın tepkisi? Halkın tepkisi böyle mi olurmuş? Neyse fazla uzattıkça gerçekten de yani ben de bir yerden sonra insanız yani sonuçta kontrolü kaybedebilirim. Biraz sesim yükseldi ama kusura bakmayın. Birazdan canlı yayın konuğumuz İsmail Rahimov'u yayına alacağım. Sadece şunu özetlemek istiyorum konuşmamın. İlk küfürü namussuzlar diyerek Datup Başkanı Ziyaddin Kasanov etti. Datub'u eleştirenlere, Datub'un Kazakistan'daki yapacağı programı eleştirenlere ilk küfürü Ziyaddin Kasanov etti, namussuzlar dedi. Ondan sonra zaten o program yapıldı, ondan sonra Selim İskenderov kalktı, dedi ki namussuz da sensin, ondan sonra da hakaretleri de etti kendisine. O Selim İskenderov'la Ziyaddin Kasanov'u ilgilendirir ikisi arasında. Ben de o yayını izlerken eğer bana ediyorsa ben de içimden ona karşı iki kat yaptım küfürümü. Ama burada canlı yayında kalkıp da karakterimi düşürerek ona cevap vermedim. Değerli dostlar, bilin ve agah olun ki ilk küfürü Datup Başkanı yaptı. Hiçbirini de desteklemiyorum. Canlı yayınlarda çocuklarımız, kızlarımız, ondan sonra yaşlılarımız, bizden büyüklerimiz bu yayınları izliyor. Ben her yayına çıktığımda kendime çeki düzen veririm. Konuşmalarıma dikkat ederim. Öyle yayın yaparım ki büyüklerimiz var, çocuklarımız var. Çocuklara örnek, büyüklere de saygısızlık yapmayalım diye güzel bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorum. Düşünmüyor musunuz ki sizin bu yayınlarınızda onca insan izliyor yahu? Biraz kendinize gelin, biraz gerçekten kendinize gelin. Milleti böldünüz ya. Ona küfür ettirdiniz, buna küfür ettirdiniz. O küfür ettirdiğiniz kişiler kalktı, size küfür etti. Ortam bölündü ya, millet bölündü artık Allah aşkına. Gerçekten yani biraz kendinize gelin. Evet, şimdi buradan Datup Başkanı diyeceğim de ben zaten Datup'a çok teklifte bulundum. Gelin buyurun. Eleştiriyoruz ama gelin buyurun canlı eleştirelim. İnsanlarımız sizi dinlesin, sorularını yine yöneltsin. Bakın örnek teşkil ediyor İsmail Rahimov. Çıkıyor canlı yayına. Kendine karşı çıkanlar da var 3-5 tane Bakü'de. Çıkıyor canlı yayına. Herkesin göz önünde bütün sorulara cevap veriyor. Çıkaydılar canlı yayında güzel bir şekilde çıkıp kürsü konuşması, cumhurbaşkanları gibi kürsü konuşması yapacağına biraz halkın içinde olun. Çıkın bir halkın sorularını dinleyin. Ziyaddin Kasanov, çıkın bir insanların sorunlarını dinleyin. Bir sorusunlar size ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz. Ondan sonra siz cevaplayın, kaynaşın insanlarla. Yönetmek böyledir, halkı yönetmek böyle olur.
İsmail Rahimov'un ayağı Ahıska'dan çekilmiyor ya. Yönetime geldikten sonra 5. defadır gitti Gürcistan'a ya. Ne kadar zamandır Gürcistan'a gitmediniz? Siz eğer bir Ahıskalı Türkleri temsil eden bir kurumun başındaysanız neden Gürcistan'a dönüş işlerini devam ettirmiyorsunuz ki? Oradan kürsüde diyorsunuz ki zaten gitmeyenler olabilir, zaten çoğu gitmek istemiyor bana diyorlar falan filan. Hayır, çoğu gitmek istiyor. Sen Kazakistan'la bütün Ahıskalı Türkleri şey yapmayın, orada bir saymayın. Kazakistan'da belki oradaki insanların durumları iyi olabilir, ekonomik durumları iyi olabilir. Belki yıllardır o eziyet çektiler, o seviyeye geldiler diye bırakmak istemiyorlardır. Ama her yer öyle değil ki. Ahıska'ya gitmek isteyen o kadar insan var ki. Fazla uzattım. Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri Vatan İçtimai Birliği'nin başkanı Sayın İsmail Rahimov'u yayına almak istiyorum. Değerli dostlar, bütün yorumlarınızı okuyacağım. Ve sorunlarınız varsa da soruları buradan yazarsınız. Mutlaka okuyacağım. Başkanımıza ileteceğim Allah'ın izniyle. Ve destek için lütfen bu yayınları bütün sayfalarda paylaşın değerli dostlar. Evet. Bakalım, İsmail Rahimov'u buradan davet etmeye çalışacağım. Şu anda İsmail Rahimov'a daveti gönderdim. Allah'ın izniyle güzel bir yayın olacak değerli dostlar. Herkese ulaşmamız için de bu yayını paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Şu anda ekleniyor diyor. Turşun Şevket, Allah'a havale edilmiyor işte. Allah da diyor ki hak yemeyin ama hakkınızı da yedirmeyin diyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden buradan halkımızın hakkını savunmaya çalışıyoruz. Belki kapı kapı gezip kimileri ise susturabilirler ama bizi susturamazlar. Biz Ahıskalı Türklerin yılmayan, susmayan medyasıyız. Her şeyi ama her şeyi güzelliğiyle de kötülüğüyle de anlatacağız bundan sonra. İsmail Rahimov, şu anda size davet gönderiyorum. Ama sizin kabul etmeniz gerekiyor şu anda. Evet. Canlı yayında böyle sıkıntılar olabiliyor değerli dostlar. Tekrardan bir davet gönderdim. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramil. Nasıl? Kulaklığı buldum. İyi, çok güzel, çok güzel. İyi misiniz? Allah'ın birliğine şükürler olsun. Hem de olsun. İyi yok. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Biz de çok iyiyiz. Biraz moralimiz bozuldu bu aralar. Ona karşı bir konuşma yapmak istedik. Halkımızı aydınlatmak istedik. Sayın Başkan, biliyorsunuz bizim de yayıncılık kuralları gereği her gün yeni yeni kişiler sayfamıza dahil oluyor. Her gün yeni insanlar, takipçiler artıyor. Onlar için, bilmeyenler için İsmail Rahimov kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Selamun aleyküm. Bizi dinleyen, bize yayında bakan bütün soydaşlarımız, ben eminim ki bizim soydaşların dışında da bakanlar vardır. Herkesi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Birincisi. İkincisi, bugün mübarek Miraç Kandili günüdür. Bu mübarek gününe bütün soydaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. 2-3 gün bundan önce Azerbaycan'da Dünya Azerbaycanlılarının Soykırımı Günü oldu. Biz de cemiyet olarak belli tedbirlerde iştirak ettik. Ve Dünya Azerbaycanlılarının Soykırımı Günü'yle şenliğimize, milletimize başsağlığı veriyoruz. Allah bir daha
bu faciaları Azerbaycan'ımıza, Türk dünyasına bir daha yaşatmasın. Şimdi Miraç kendili mübarek gündür bayram gibi, ama bir yanda da baksana hayat o kadar kalabalık oldu ki bir yanda da bir facia yaşıyorum. 3 sene bundan önce April savaşları oldu. Şanlı Azerbaycan ordumuz kudretini dünyaya gösterdi. Tabii ki o savaş zamanı şahitler verdik. Onların da ruhları şad olsun. Ümumiyen bütün şehitlerimiz ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Öyle Allah rahmet eylesin. Kendimi tanıdım. 1957. yıl Özbekistan, Orta Asya, Endican doğumluyum. 59. yılda ilk Azerbaycan'a gelen Akıska Türkler içerisinde, o zaman biz hayatta 1,5 yaşında, rahmetli babam gibi köçüp gelmişler. O insanlardan ki vatanı çok sevenler deriye geçe, oradan vatana gitmek için bir mesafe kısa, bir etap diye, bir merhale diye o niyetine gelen. Ve orta mektebi okuduk, 64-74. yıllar. Askerlik hayatımız oldu. Sonra askerlik hayatından sonra üniversiteyi bitirdim, İktisat Üniversitesi'ni. O zaman Halk Tasarrufatı Enstitüsü diyorlar Azerbaycan'da. Güreş konusunda güreş idman ustasıyım ben. Hobi gibi. 3 çocuk babası yok. Allah her kişiye hayırlı evlatlar nasip eylesin. 2 oğlan, 1 çocuk, 1 kız çocuğum vardır. Oğlum ile kızım evli. Bir oğlum evlenecek inşallah. Allah hayırlı bir gelin nasip eyler. İşte böyle. 62 yaşında, hem de bu İyun seçimlerinde, Haziran'daki olan seçimlerde Allah razı olsun. Şenlik'imiz evvela terap ettiler. Sonradaki itimat edip beni Azerbaycan'daki cemiyetin başına başkan olarak getirdiler. Bu millete ben layık olup bir başkanlık yapmış olsam sonunda ben kendimi bir daha hoşbeht sayarım. Ama Allah şahidimiz olsun ki niyetimiz bu şerefli milletimize şerefinden hizmet etmek, kulluk etmek. Zaten bizimki hizmettir. Bir başka bir şey beklentimiz zaten yoktur. Allah'ın birliği ona şükürler olsun. Eğer şenliğimize hangi bir faydamız değebilse, hangi bir ferdine bile yardımımız olsa bizim için büyük hoşbahtlıktır. İnşallah milletimizin başına 1829'dan bir yana çok büyük facialar gelmiştir. Benim şahsi felsefem, biz vatana dönmeyle o bizim facianın sonu gelmesini ve ile düşünüyorum. O felsefeyle de yaşayalım ben. Buyurun. Sayın Başkan, sorulara geçmeden önce size sadece özel bir soru sormak istiyorum. Bundan sonrası zaten yönetimin faaliyetleriyle ilgili olacak. İlk başta şunu sormak istiyorum. Siz bu çekişmelere, şu anki gündemdeki bu çekişmelere, bu tepki videoları adı altında yayınlanan küfür içerikli ailevi değerlerimize, küfürler edilen bu videolara ve bunları paylaşanlara karşı fikriniz nedir, görüşünüz nedir, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Her şeyin dışında kardeş, hiç kimsenin bir insana hakaret etme hakkı da yoktur. Hak sahibi de yoktur. Yani hele bir medyada, yani orada kızlarımız, gelinlerimiz, analarımız, bacılarımız, ya onu bırak evlatlarımız, kim olur olsun kardeş. Küfürden çıkıp orada kimese, kim olur olsun. Ben bir ay bundan önce o Ali Khan Paşa'dır, Paşa Ali Khan'dır, Bursa'daki olan o bizim Datup'ta çalışanı bir yanlış hareketi oldu. Orada ben küfür etmedim. Biraz akıskaca söyledim. Ona göre özür istiyorum. Eğer diyeydi ki ben bilmem, benim 100 yıl bundan evvel milletim kim olmuştur, görüşsem ağuşuma basarım. Diyorum ki o adam bilmiyormuş. Ama bir insanın kalkıp da bir millet adına söylemesi ki kim bilir biz 200 yıl bundan evvel kimmişiz? Ermeni mi, Yahudi mi? Ola Gürcü hiç olmasa dese adam anlar ki biz hiç olmasa Gürcistan'da olmuşuz da. Yahudi ve Ermeni.
Yetmemiş gibi bir daha tekrar dedi, yer ki ya kim bilir diye, biz Gürcü müydük, şey Ermeni miydik, Yahudi müydük? Ben orada dedim ki ne bileyim biraz üzül isterim. Yani orada ben öyle bir ağır laf etmedim de. Herkes evde soruşabilir. Nene, dede bizim kökümüz kimdir? Her kişi bu normal hakkı diyor. Ama sen çık da sana kim o selahiyeti verdi? Eğer Datup'un maksat yönlü siyaseti ise bu çok yanlış. Yani öyle bir global sefler vardır ki yani bunun hiç kimsenin etme hakkı yoktur. Ve bu böyle bir tepkiye çıkıp mesela ben o yazı işitenden sonra ben sandım ki Datup'tan çıkar kimse diyer ki bu, ya kusura bakmayın bir sef olmuş, o olmuş ya içkiliydi ya da ki ne bileyim işte İFARİYE'deydi ya ne bileyim işte gaza geldi, o oldu bu oldu ya da ki eyluh etmek niyetine bunu söyledi. Bir şey mi? Ruslar diye ki apraverişenye yani itiraz da tesler olsun ki yok. Mesela mecbursun tarihe gitmeye. Mansur Allah zor hukuk şurasıymış. Maşallah ne güzel. E orada çıkıp kardeş bizim Akska Türkleri adından demesi ki maşallah size 34 yıl bundan önce yani 84. yılda bir yani siz başlamışız Türklere karşı itirazı bildirmeye, Türklerin size karşı soykırım etmesini siz itiraz ediyorsunuz, ona göre ben sizi alkışlıyorum, elinde böyle bağlamışsın. Yani hangi bir Türkiye yakışır bu? Eğer bunu Datup'un tövsiyesinden gene bayağı bir bundan önce çektiğim bir misal. Datup'un tövsiyesine bizim Akska Türklerin adına helal gelmesi için ettiriyorlarsa, ya Akska Türkleri Ömer Faik'i Ehmet Bey Pipino vermiş bir millettir. Böyle bir evlatları olmuştur. Şimdi de içerisinde vardır onlar. Hiç kimsenin hakkı yoktur. Çıkın bir kere demediler ki özür isterim. Ya bir saf oldu. Hala hala başladılar müdafiye Şöyle etmeye bir ki şey de var. Sayın Başkan, özür erkek dilerim. çaban ya Burada da bu adam boynunu al. bir tanesi çıkıp demedi ki, o hani o camilerde yayınlar yapanlar, biri çıkıp demedi ki Ona yahu da siz geleceğim. sizin Ona da PKK'larla ne geleceğim. işiniz var? Müsaade etseniz ona da geleceğim ben. Şimdi her şeyin dışında biz çocukluktan hocaların, mollaların toplumda olan bir yeri vardır. İşte millete o dini konuda büyüklük etmek, rehberlik etmek. Ya ben her anlamış değilim. Ya, bir molla çıksın orada milli konuda siyaset etsin. Ya fikri söyle. Hele hele birini desteklesin. Ya çok Bir dua böyle edeyim. nurani bir hoca vardır. Adını da bilmem şey taraftan bu Kafkas taraftan diyor. Başlamış ki vetere diye terekemeler bizden önce geldi diye sonra Türkler geldi. Ya hocam sen eğer bunu diyersen sen Akıska Türklerini zaten bölüyorsun ortaya da. Ben de bilmedim. Seni o sözleri dilen getirmeye ya hocam kusura bakmayın şimdi herhalde belki siz de bakıyorsunuz. Neydi sizi o sözleri söylemeye? Kimse Tenekeme kardeşlerimizi hakaret mi etti? Kimse bizim orada olan Kürt kardeşlerimizi hakaret mi etti? Kimse orada olan bizim hemşin kardeşlerimizi hakaret mi etti? Yok. Bizim tarihen orada işte %85, %90% bizim Akıska Türkleri olarak etnik Türk olarak ben etnik Türk'üm. Bizim orada Akıska Türklerine beraber yaşamış orada bizim Türk kökenli kardeşlerimiz vardır. Terekeme kardeşlerimiz. Ve onlara Ya sahip hiç çıkmayın. biz hiç Terekemeler ya kardeş Bursa'da bir tarih boyu adaya benim rahmetli kurulmuştu. dedem 102 yıl yaşadı. Dedi ki o Aspinza'nın falan Ahırkelek'in hangi köylerinde yani bizim o Terekeme kardeşlerimize kimse Gülden Ağır söz diyende bizim Adıgönden gidermişler kardeş kardeşlerini muhafaza edermişler. E bir büyük kardeşin daha yeri odur. Yani %85-90% Türkler ki olursun, seninle beraber yaşayan, senin soydaşların, senin kökünden olan bir insanı muhafaza etmek senin zaten görevin. Bizimkiler de o görevini şerefine, namusuna yerine getirmişler. Şimdi Akıska'ya onlar bizden önce geldi de terekemeler ne bileyim birinci kalitede sonra Akıska Türkler şimdi Türk olarak ikinci kalitede ben bunu anlamış değilim. Çok çabaladım anlayayım ama ya aklımız yetmedi ama bu sözün yeri de kimse müdafi etmek istiyorsan en azından
Hakkın ne hakkın ne olduğu ona göre. Bir hoca olarak kardeş, ahirette bu dünya ahiretin tarlasıdır. Yani o dünyada üzül isteyelim, din mensubu olmayan şeydir, din memuru olmayan birinin vebali bir ise din memurunun ahirette vebali ondur. Hiç olmazsa ahireti düşünün, fani dünya düşünmeyirseniz. Şimdi o Selim kardeşimiz, o Ziyaddin kardeşimizle beynen ortada olan polemik için ben aradım Selim'i. Dedim Selim, niye küfür ediyorsun? Dedim bak senin onun babası Alihan'ı şey emi diyelim yaşına göre gerçekten Abbas çok değerli bizim şenliğin o mücahitlerinden biridir. Onun vatan yolunda çektiği o eza meziyetleri kusura bakma da hiç kimse çekemezdi. Her şeyi kabul etti. Nedir nedir yeter ki ben vatanda olayım. Ya bu son defa giden de gittik ziyaret ettik da çıkardı evde dedim ki ne mutlu insanlar ki sabah erken uykudan kalkanda nefes alanda vatanın havasını alıyorsunuz. Dedim bu bir hayata değer. Allah ulaştırsın biz de gitme niyetimiz vardı da. Ve dedim ki sen öyle bir babanın evladısın. Sana yakışır mu Selim? Selim'den ben bir, epeyce büyük olduğum için. Dedim sen sökiyorsun. Dedim Ziyaddin Bey de dedi İsmail Bey diyor. Dedim Ziyaddin Bey de DATOP'un başkanıdır. Şenlik'in içerisinde Türkiye devletini destekler oluyor. Yani halkın olmasa da Türkiye devletini %100 destekler bir insandı. Ama dedim ki neden sen hakaret ettin? Dedi ki İsmail Dada diyor. Eğer diye siz diye vaktiniz var ise girin medyaya çok meraklısı da ne bileyim medyanın ben. Böyle haber verirler işte bu konuda yıkacağım olmuş. Press release diyenler o halde beni takdim ediyor. Dedi ki ben o konuyu açmadım. Ben o söküşe girmedim. Oraya girip diyor yani sizler Diyan'da onlar Diyan'da yani ikiye bölünüyor otomatik. Ben Diyan'daki sizler bizde tabii ki siz Diyan'da karşıda bir kütle nezerde tutuyorsun. Biz Diyan'da da kimse nezerde tutuyor. Ya onlar ya da bunlar Diyan'da. Ve kusura bakmasınlar da orada diye bize diye olmayan hakaretleri ettiler. Hakaretleri ettiler. Ben de diye cevabını verdim. Çok bir şey etmedim. Ya Olmayan diyende de tabii ki eymiş. namussuzlar dediler. Namussuzlar. Çok Namussuz yanlış. Ya üzerinden bilir misiniz? Ben hiç kimseye yakıştıramıyorum ben. Hiç kimseye yakıştıramıyorum. Şimdi Selim'in bir de ki bak ben biz 7-8 aydır tanıdığım bir kardeşimizdi. Şahsen tanıdım. Şimdi yani diyorsun ki yine bir ağzı bozuk birisidir. O da değil. Olabilir insanoğlu var ya misal için küfür etmek de çok serbest. Yok. Yani ağzından söz çıkaran da en azından benim yanımda 3 kere 5 kere fikirleşip sözünü söyleyen bir kardeşimizdi. Dedim ki gene yakıştıramıyorum. Biri namussuz demişse sen namussuzsun sana mı gelir dedi ki ya İsmail Dada diyor bir milletin diyor büyüklerinden biri olan ki diyor çıkar ki oradan evine gitsin namussuzlar kendilerine baksın falan filan diyor. Ben de diyor fert olarak bunu demişsem diyor herkes kendine göre hesabını versin. Biliyor musunuz? Ben buradan herkese sesleniyorum. DATOB ile bizim siyasi düşüncelerimiz yani milli konuda çok büyük farklarımız vardır. Yani biz en azından vatanı seven, vatana gitmek isteyenler. Şimdi kalkıp buradan demesinler ki biz de vatan istiyoruz. Yalan söyleyecekler, evvel evvel söyleyeyim size. Ben o zaman da söyledim ki bir tane ricam var. En azından vatan konusunda bize mani olmayın. Başka bizim ihtiyacımız yok. Bize mani olmayın. Vatan konusunda mani olmayın. Kimler ki vatana gitmek isteyen vatanına gidebilsinler. Değerli Bilir dostlar, misiniz? özür Bu öyle dileyelim. bir konu ki yumurta mı tez dünyaya geldi, tavuk mu tez dünyaya geldi, bu sonu yoktur da. İnanırız ki gerçekten diyelim, bir daha diyelim. Allah'ı peygamberi seversiniz. Siz için olunacak işler mi yok? İşte gidin ne bileyim işte podyumlar, gidin işlere, Hıkkal bayramları, Manti bayramları, ne bileyim edecek işleriniz çoktu. Ama en azından vatan konusunda mani olmayaydı. Milletin hakkına girmek. Allah-u Teala diyor ki,
Kul hakkıyla dergahıma gelmek ki ben seni affetmem. Bir milletin hakkını Allah'ın dergahına eninde sonunda ahirette nasıl gideceğim kardeşlerim? Nasıl geleceğim? Şimdi de buna benzer datubun içerisinde olan bizim kardeşlerimiz, yani o kadar global büyük sefleri vardır ki, yani bunlar ister istemez abviyaturasına bakın da daha tüp. Dünya ahıska Türkleri bir lügü. Yani bir başa arıyor bizim, kanımıza, canımıza işleyecek bir kusurlar. Ben herkese sual veriyorum. O kusur eden, büyük kusur eden kardeşlerimize. Sen bu millet için ne bileylik ettin ki bu kadar kötülük sahibisin de bu kötülükler yediyorsun sen? Hangi bireyliğin geçmiştir ki diyorsun ki ola ben bu millet için bunu ettim, bunu ettim de abi ufakta bir kusur ettim de bu da benim hakkım vardı. Ya ayıptır. Ya bu maksat yönlüyse milletimizin kardeş aleyhine çalışıyor Datup. Eğer ki maksat yönlü de gülüşe de kardeş Datup'un bu ettiği bu kusurların içerisinde hiç mi kimse görmedi? Benim şahsen Datup'un felsefesine, Datup'un yaranmasına, yaranandaki olan ister istemez her şeyi eşittik bu son bir yıl içerisinde ögrendik. Başlangıcı nasıl olmuş, sonra nasıl olmuş, nasıl olmuş. Datup'un felsefesinde güzel bir şey vardı. Dünya kısa Türkleri birliği. Hele hele bir Türk olarak benim için ondan tatlı bir söz çetin bulunur. Ama arkasında ne bileyim menafeiler, neler, 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 neler. Çok kötü bir tendansiye var. Şimdikin arasında bir şey söyleyeyim size. Azerbaycan'da halkın seçtiği bir toplum var idi. Halkın önceki yönetimde sevmediği insanları, istemediği insanları getirip milletin acığına ben burada Datup'un temsilcisi koyuyorum diye Ziyaddin Bey'e buradan ben söylüyorum. Sizin bu millete bu kadar hürmetsizlik etmeye hakkınız yoktur. Şahsi özel hayatınızda her şey etmeye hakkınız var. Kendiniz bilirsiniz. Bir seçim önce milletin istemediği insanları getirip milletin acığına ben burada Datup'un temsilcisi koyuyorum diye bak Ziyaddin Bey. Her zaman size beceri kuza göre hürmetine yanaşmış bir insanım ben. Hep diyelim ki yani akılsız adam olsa bu kadar başarısı olamaz. Akılsız adam olsa bacarıklı olmasa bu kadar ne bileyim, ticaret hayatında o kadar bacarıklı olamaz. Yani akılsız adam olsa Datup sistemini yaratıp ortaya çıkarmaktan arıyor musun? Bu işi beceremez. Ama sizin hakkınız yoktur bu millete karşı bir hareketlerde çok yanlışsınız. Şimdi benim bir daha karşı zaten bir kere karşı karşıya gelecektik o da gelmedi. Gelir miyiz, gelmez miyiz? Ama ben en azından Azerbaycan'da 70 binden akıska Türklerinin bana ses verenin de verim yanında. Kurultaya gelip kurultayın ağrıyısı saçlı bir başkanım en azından 3 yıllığına. Sonrası ne olur? O zaman edilir. Zaten ben gelende dedim ki gitmesini gözüne almış birisiyim ben. Geldim. Milletin verdiği bir yetki vardır, mandat vardır. Bu kadar zaman içerisinde senindir. Ondan sonra yeniden seçime girirsin. Eğer ki Şenlig'in rağbetini kazanmışsa bir daha saçarlar. Olmazsa diyorlar ki İsmail benim haydi dört taraflı bile nereye istersen git. İşte teessüfler olsun Anladım. ki yanlış bir yanlış gelen bir başka yanlış için başlangıçtır. İkinci yanlışın peşine sen düzlüğü bekleme. Üçüncü yanlıştır. Düz ol. Her zaman neticesi. Bir şey söylemek yeri gelmişken Datup'tan açıldı da zaten bile gitse Datup'un parçalanma, yok olma korkusu vardır. Datup'un Zaten yok Datup olmasını isteyen birisi de... son olaylarla Sayın Başkan özür diliyorum. Zaten Datup son olaylarla sokak dilinde söyleyecek olursa kendi bacağına sıktı. Kendi Evet. bacağına yani. Şimdi niye diyelim de bakın oradan sizler bizler o bir şişman bir kardeşimiz, bir simpatişli bir kardeşimiz o buyuklu o ki dedi ki senin elden belki ne bileyim sen ki dedi ya ki radara mı düştün sen diye ne bileyim bir şey neydi bir o kardeşin adı var idi.
adını bilmem de o Datup'un o muhafizakarları, müdafiyeçileri sen diye tipapalsa dedi ya, sen Menzil, diye menzil. düştü. Bilmem adı nedir. Yani o kardeşin döne döne Nasıl sizler ve oturuyor? bizler değil. Sizler ve bizler değil. Ya ölüsü rahmetli ol. Siz biz sen diyebilirsin. Ama en azından sizler diye de anıyorsun namussuzlarsınız. Sizler diye de işte şerefsizlersiniz. Siz şerefsizlerin başında Selim duruyor. Siz hep biz falan filan demeye adını bilmem herhalde toplum eşitti ki ben kimi kastediyorum. O kardeşime buradan saygı sevgilerimi yolluyorum. Yani ben sizin söylediğiniz sözleri dile getirmekte ben çok acizim. Hele hele bu sevgi dolu milletimizin karşısında o sözleri bir daha diyelim. Ne ki siz diye eğer bizleri kastetmişsen Datup'a itirazı olan, Datup'un felsefesini yutamayan, begemmeyen, itiraz eden, begemmeyen en azından o insana hitaben o sözleri söylemişseniz biz dedi ne? Git o sizlerin kendine payla hepsini. Buket buket payla. Evde rast gelirsin. Konu komşuya rast gelirsin sen biz dedukları. İşte torunundan al, çelinden, çocuğundan, akrabandan, kimden alırsan al. Biz dedukun, kastettukun vardır ha, sizler zaten bizi demiştin. Bizler dedukun var ha, herkes onu payla. Ne bileyim, kendin bilirsin, şerefsiz mi diyorsun, namussuz mu diyorsun, ne bileyim, kim diyorsun, sizin olsun. Ya olmaz böyle. Ben o sözleri dilime getirmeye acizim, utanıyorum ben ama çok ayıp bir şey. Olacak bir şey de yok. Yani olabilirsen Zeydin Bey'i canı gönülden seviyorsun. Tabii ki güzel bir şeydir bu. Ya kalkıp birinin yerine vekaletsiz arıyorsun, vekil nüketmek yanlış bir şeydir. Ben eminim ki Ziyeddin helal o günü senin dedi ki ben o küfürlerden sonra diyor. Ben diyor aradım diye Ziyeddin Bey'i iki üç kere ki diyecektim ki Ziyeddin Bey bak siz bizlere karşı bir hakaret diye diyorsunuz. Gidin evinizde falan filanlar dedi. Telefonuma cevap vermedi. Dedim ona sen gerek demeyeydin gene de. Değerli dostlar, Ve dedi ki aradım diye izlerken cevap vereydi diye belki diye Ziyeddin Bey'le diye iki kelimeyle diye diyeydim ben o sözleri dilime getirmezdim. Çıkmadı diyor. Ondan sonra da diyor ben de diyor mecbur oldum diyor. Onların başladı söylediği o sözlere diye cevabımı verdim diye. yani Yani kendini ümumen savunmuş bir nevi, yani bir şahıs olarak Salim İskenderoğlu bir şahıs olarak kendini savunmuş. şimdi bilir misiniz? Benim Kazakistan'da Almata'da akrabalarımız vardır. Ben dedim ki hele içerisinde bizim gelin vardır orada akrabaların içerisinde de yani o taraftan diye. Eğer onlar kimi siz bir diyecek olsak tenekemeler tarafından da ya biz hiçbir zaman fark görmedik. Ben eğer ki o kardeşlere söyleyeyim siz biz diye yok da eğer zaten bunlar siz bize başlamışsa, bunlar Türkler, bunlar tenekemeler sözüne başlamışsalar zaten Datup bitmiştir. Eğer zaten Datup biteceğini Öyle. size de kardeş kusura bakmayın da yani 85-90% geçen akıska Türklerdir, etnik Türklerdir. Onlar da bizim Türk soylu kardeşlerimizdir, itiraz etmiyorum. Bizim şenliktir. Eğer siz burada o açüz diye niye diyorlar da yani dışlamak. Eğer o meseleye başlamışsa zaten hapizat çok da yutmuşuz. Zaten sorun gelmişti. Topluma giriyorum ben. İnanız. Toplumda herkes yüksek intelektüel sahibi de gör. Bizden üstün olan insanlar var ki intelektüel cihette bazıları bizi akıllı bilip de bazı sual veriyor. Ya defalarca işte İsmail Efendim onlar tenekemeler, Kürtler ise açmış ise biz de kardeş kendi cemiyetimizi açıyoruz. Dedim kardeş bir bu kalmıştı. Bak bunu söyleyen köydeki bizim şehrin içerisinde olan ziyalılardan da söyleyenler vardır.
O çiftçi, köycü kardeşlerimizden de vardı. Ya Datuk'ta çalışan kardeşlerimiz, Datuk'un sahipleri. Eğer siz solun eli olmasını istemiyorsanız faaliyet izlemi dikkat edin. Dikkat edin. Şimdi el mi yaman, bek mi yaman? Ya iki üç tane insanı destekleyen kardeş ben ne istesem ederim felsefesi. Yani nereye açar? Bir yere sen gider de. Onun uyarısı zaten belli ya. Etmeyin. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi hani bir de şöyle bir aciz bir duruma düşmüşler. Bir kişi üzerinden ismini etiketleyerek yani burada bile yaptı o Mevlüt neydi? Soy ismini unuttum. O arkadaş burada bile yaptı. Salim İskenderov'un ismini etiketleyerek adamı linç etmeye çalışıyorlar. Mevlüt, sen medyacıyım dedin ya bana özelden demiştin ya ben medyacıyım ben hakkın tarafındayım. Hakkın tarafında olsam Mevlüt birincisi Datu PKK'ya programına katılırken ses çıkarırdın. İkincisi Datu Erzincan'da milleti tehdit ederken ses çıkarırdın. Üçüncüsü Datu Kazakistan'da dansöz çıkarırken Kazakistan'da moda defilesi yaparken ses çıkarırdın. Dördüncüsü ve nihayeti neler neler ettin vatan cemiyetinin adını çıkarmak için. Oradaki o hani bir de İsmail Rahimov bu soruyu da sormak isterim size. Diğerler bu programa katıldınız. Neden durdunuz o programa? Neden katıldınız? Ve şu bir olay vardı. İskender Aznavurov milli kahramanımız. Onun portresiyle ilgili böyle bir olay olmuştu. Onu da anlatabilir misiniz? Ulan o büyük facia diyor. O Mevlüt evladımın yaşında olan bir genç. İşittim ki yazı pozisyonu vardır. Seçimlerden sonra dedim Mevlüt bak Mevlüt sen maaşlı de bir beni eleman. Ben onu kınamıyorum. şimdi ben dedim Mevlüt bak bu cemiyete nasıl gelmiştin gitmiştin dedi bu cemiyet. O zaman sen İbrahim Belli miydi? Canım sana söylesin kimleri dedi bugün de Cemet bize itibar etti. Dedim gel git yaz post nasıl? Dedi ki İsmail Dayı diyor ben diyor yanvar ayında yani bir yanı gelmiyor. Ya söylenince çok bir şeyler vardır da ben onu söylemem. Dedim ki neyse bak gel git. Dedim ki elimizden bir şey gelirse destekler o. Sonra bir zamandan sonra dedi ki ben aspiranturayım neyse kazandım Türkiye'de gideceğim. Dedim Allah yolunu açık eylesin. Yüksek lisans. He ne güzel. Şimdi yüksek lisans ben eminim ki o parayı şimdi Datup diyen de ya Datup kardeş bir kuruşunu vermez. Kendi parasını. Sebebi niye versin ki? Ben eğer verecek olsam ben onun yolları vardı. Diyelim ki aha falan köyde üç tane çocuk falan köyden bire bire burslarını vereceğim okudurum. Şimdi YTB'nin parasıdır. Türkiye'nin bir üstünde çeşitli teşkilatları vardı. Allah razı olsun. Şimdi DATOB'un üzerinden parayı maliyeleştiriyorlar. Şimdi eğer ona ne bileyim ne kadar ise tahsil hakkı verilmişlerse kardeş ona göre genç yaşında bir gencin egidesini değişmek, yalana gerçek söylemek hiç yakıştıramam. Yani çok sevduğum bir çocuktur. İnşallah zannedelim ki düzelir. O ki kaldı o İskender Aznavuroğlu'nun Topçu İskender il arasında adı biredir. Mekanı cennet olsun. O Bıldır Avgust ayının 16'sında seçimlerden sonra belki de 10 yıl içerisinde o rahmetli onun kabrinin üstüne o kadar insanlar gitmemişti. Yani bizim zaten göze geleceği akıska Türk olarak son zamanlarda kimselerimiz çok az da ona İskender kim evledi bizi akıskaları her günü mü veriyorlar? Ben herkese söyledim. Değil mi? 200'den 300'den artı insan gelmişti oraya. Geldiler o portretini onu ressam, ondan birkaç gün evvel ben yayında gördüm o çekilmesini. Geldi, o bacı rahmetli İskender Aznavuroğlu'nun hayat yoldaşı,
Bacı da oradaydı. Dedim bacı, bu şekil eve götürmeye için büyük para olur da, dedim nereye lazım ise ben bunu yollattırırım siz diyarsız. Dedik ki yok, bu şekili diye, portreti diye cemiyette saklayın. Dedi bu etimada göre Allah razı olsun. O cemiyete kim gelmişse her zaman onun hususi bir bastamentte durduğu yer misi, yüzlerden ayrı ayrı insanların onun yanında durup şekile çekildiği vardı. Biz sayın büyükelçiyle görüşe gideceydik. Ofise o kadar insanlar geldi ki kimse almış yer olmadığından İskender Aznavur'un şeklini duvara dayamış. Dayamış mı diyorduk da? Şimdi Yaslatmış herhalde. yaslamış. Ya elbette ki kötü olmuş. Yani keşke bu duvara yaslamayaydılar da elinde tutaydı, başka bir yere koyaydı. Yani bu birkaç maksat yönlü olan bir şey olsa, evvela yani bu kadar üzülürüz yerimde, bu kadar hayvan olabilir mi bir insan ki? Öyle bir hem şehit hem de ki milli kahraman, hem de ki bizim şehidine ki gurur duyacak bir evladının portretini yaslamışlar duvara da, buna hürmetsizlik manasında bile etsinler. Benim Mevlüt. felsefem bunu almıyor, alamaz bile. Mevlüt Şimdi diyor ki Sayın Başkan, özür dilerim. Mevlüt diyor ki ben diyor YTB'den alıyorum diyor şeyi, bursi. Bursi YTB, yani yurt dışı Türkler akraba topluluğunda. Mevlüt için bu bursu almak için Mevlüt kendi adından sizele yönetime gelmeden önce Atvib'in oradaki vatan cemiyetinin adından şey gönderiyor. Vatan cemiyetini referans göndererek kendine burs yazdırıyor yer. Anlatabilir miyim? Sizin oradaki bulun şu an koltukta oturan şahıs yanındaki kişiye referans oluyor ve ona burs bağlıyor Mevlüt'e. Şimdi Mevlüt şunu diyeyim. Ben yıllardır buradayım. Burada Türkiye'deyim. Hele bir tane yerden burs almıyorum. O kadar teklif eden oldu. Almadım burs Mevlüt. Kendi imkanlarım, ama o kadar insana burs ayarladım ki. Bu o insanlar eğer buradaysa yazarlar. şimdi Kendi ben imkanlarımla anla. okusaydın tamam derdin, tarafsız olurdun, ama milletin imkanlarını kendinden kullanıyorsun. Bak Atvib'in üzerinden kendinden burs bağlamışsın. Halbuki senin yerine o kadar inatsız bizim O mektubu insanlarımıza ben ki gördüm de dünyalarını gördüm. yıktılar. O Atvip'den o çıkmış mektubu ben gördüm. Keşke yani almasına ben sevinirim. Ama yani kendini oradan gelen bursa köle etmesi Mevlüt için demeyelim. Kim olur olsun doğru da. Yani düşünün ki Türkiye'den 5 tane kontenjan geliyor Azerbaycan'a. Mevlüt o kontenjanlardan birine kendini yazıyor. Yani orada dur ya, medya temsilcisidir. Atvi'nin vatan cemiyetinin medya temsilcisidir. Orada duruyor kendini yazıyor ilk sıraya. Anlatabiliyor muyum değerli dostlar? Şimdi Anlayın cevabınıza derdimi gelin diyorum. ben de. Şimdi cevabınıza gelin. Çok kötü oldum gerçekten. Yani İskender kardeşimizin portretin orada bilmeyeraktan olsa bile duvara sökenmesi iyi bir şey değil benim için. İşte bunun üstünde başladılar Allah'a hamdolsun zararsız 3. Cihan Harbi başladı. O taraftan bu taraftan saldırmak Seviyesizce başka bakarız sonra gruplara o sonra anam bacım olsun İskender Aznavurov'un hayat yoldaşına ki İşte o portreti oradan al. Falana götür ver. Filana götür ver. Ya bir insan bu kadar mı aciz olur? Rahmetli ruhundan ne isteyesin? Ruhu şad olsun. Ne isteyesin bu rahmetli ruhundan? Sonra ben keşke beni arayaydı diyedi ki İsmail Berlim. Ne bileyim, neyse de başkan mı? Kim ise. Beni olmuş. Ben o zaman benim gözümde ben 1'e 5 yükselirdi. Ama tutmuş Azerbaycan'ın 7-8 tane 7 yabancı saytlarına bu informasyonu yollamış ki bakın Akıska Türkleri Aznavur'un portretini nereye atmış. Ya ben anlayamıyorum. Eğer bu Aznavur'un sevgisi ise millet sevgisi var ise sende bunun 7 yabancı saytlarda bunun informasyonun ne post mu diyorlar, nasıl diyorlar yollamasın? Ne işi var Bay bay. senin kadar?
Başka paylaşın. gruplarda Ağızkayla alakası Ya olmuyor. olmayacağı bir şeydir. Yine diyelim, hayatta bak özür dilerim. İki tane oğlum var, bir kızım var. Hepsine hayatta şerefli hayat yaşamayı ben rica etsin. Dedim oğlum, Allah Teala yarattığı kulun acından öldürmez. Ama öyle bir hayat yaşayın ki yarın bir gün size göre evlatlarınızın yüzü kızarmasın. Şimdi o, neyse, Allah büyüktür. Allah büyüktür. O kötü günler gelir geçer. Ama şimdi beni bırakın kimse. Ben yönetime her zaman söylediğim bir şeydir. Dedim Allah'ı peygamberi seversiniz. Eğer hangi bir kusurumu görseniz sizden bana yakını yoktur, milletin içerisinde olan her şeyi sizden konuşayım, istişare edeyim. Benim kusurlarımı bana söyleyin ki benim görmediğim kusurlar millete o etkisini göstermez. Olabilir hangi şeyde sahada ben kusurum vardı. Yani 3-4 tane gülmem gerekir. 3-4 tane vardır aniyest ortada. Oynayanlar, sipariş eden, bir şeyler edenler. Ya olsun da olmuyor. Öyle tatlıdır ki. Bu bazı insanların çıkıp ortada güya milletin derdini söylemek için. Ne oldu aniyesin? 10 yıldır aniyesin. Fertler değişir diye, sahneler değişir diye, personajlar değişir bir yerindeyiz. Bu arada değerli dostlar yayını paylaşın lütfen bütün sayfalarda, bütün kendi şahsi sayfalarınızda da paylaşın, bütün insanlarımıza ulaşsın. Bir de şöyle bir şey de diyeyim, sanatçılarımız dedim de Buyur. az önce aklıma geldi. Bizim bir değerli genç sanatçımız var, İsmail Ağızkalı. Kendi sayfasında görüntülü olarak bir mesaj yayınladı, video mesaj. Ve bu Datub'un Kazakistan'daki o rezaletini, dansöz rezaletini, o defile rezaletini kınadı. Ağızka Kızları adı altındaki. Kınama mesajı yayınladı. İsmail Ağızkalı'ya buradan teşekkür ediyorum gerçekten duruşu için. Bugüne kadar hep kendi imkanlarıyla yaptı, ne yaptıysa. Gayet güzel olan da oldu, iyi olmayan oldu, ne bileyim. Onun yaptıklarını imkanı olan birileri yapsa alkışlarız ama o imkansız bir şekilde yaptığı için kimisi komik baktı falan ama duruşu yeter benim kardeşimin. Helal olsun İsmail. Yani teşekkür ederim sana. Rağmen o I-23'ü o belediyemde evvel güzellik yarışması, sonra Ağızka Kızlar yarışması rakamların yerini değişmeyle cem değişmiyor. İki üste gel üç beş ediyor. Üç üste gel iki kere beş ediyor. Yani bizim şenliğin ne mentalitesine, ne bizim şeydiğin olduğu durumuna, ne bizim şeydiğin felsefesine o yarışma benim şahsi düşüncemdir. Çok yanlıştır. Yani hele hele hiç kimse kusura bakmasın. Bu yarışmaların arkasında bin cür oyunda dünyanın bu cür yarışmaların arkasında her zaman bin cür oyunlar vardır. Göze görünmeyen oyunlar vardır. Anlıyor musunuz? Bazı bir şey adam Yani diline kendini getiremiyor. Diline ne getiremiyor, amaçlara bulunuyorsun? söyleyemiyor, ayıp ediyor. Yani o yakışan bir şey de gör. Şimdi dede babalardan kız beğenmenin yolu vardır. Kız saraflamanın, oğlan saraflamanın. Hayır de şer de kimse bilmeden işte diyerek ki de falanın kızıdır, bakara diye köşede duruyor. Kırmızı tavşanlı. Bak yerler uzaktan yakından saraflamak böyle olur. Yoksa çıkar da oraya anlayır mısın? Dansözün yanında hani biri sallansın, biri fırlansın. Ya burada ben bütün Akskari ana bacılarımıza sesleniyorum. Yani kendiniz bilirsiniz. Hiç kimsenin kızına, kimsenin kenarda kehyalık edecek, büyüklük edecek hakkı yoktur da. Bir daha böyle bir tedbirlerin olduğu zaman kendiniz düşünün. Yani ne kadar düzdür, ne kadar yanlıştır. Bir Sayın Başkan, bir de şöyle bir soru sorayım size. Bu yönetime geldiğinizden beri hele Gürcistan'la bir ayağınız neredeyse Gürcistan'da. Yani gidip geliyorsunuz sürekli, Gürcü yetkililerle görüşüyorsunuz ve bunu paylaşıyorsunuz. Hatta şöyle bir şey de oldu değerli dostlar.
İsmail Rahimov Gürcistan'a en sonki seferinde gitmeden önce ben aradım. İşte böyle böyle yayın yapabilir miyiz bu gündem konularıyla ilgili. İsmail Bey dedi ki ben şimdi Gürcistan'a gidiyorum. Gedem orada bir görüşmem var. Yapayım görüşmemizi. Gelin ondan sonra yapalım dedi. Ondan sonra dedim ki Sayın Başkan isterseniz oradan fotoğraflar gönderin paylaşalım işte milletimizin haberi olsun. Başkan dedi ki şimdiden paylaşmayalım. Önümüze engel oluyorlar dedi. Size orada herhangi mesela kim engel oluyor ya da herhangi bir engel oluyor mu? Neler ettiniz? İlk başta kiminle görüştünüz? Sonra bu süreci anlatabilir misiniz bize baştan? Bu arada değerli dostlar yorumlarınızı okumaya çalışacağım. Şu an burada 223 tane yorum görüyorum. Güzel soruları alacağım değerli dostlar. Rami, Yorumlarını okumayacağım. söyleyeyim Rami. Sorularınız olursa en sonunda yorumları okuyacağım. Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Gürcistan'a gitmemiz belediyatta gitmek hatırına gitmek değil. Bizim Akıska Türklerinin meselesinin helli için gidilecek birinci kapı da Gürcistan. İkinci kapı da Gürcistan'dır. Üçüncü kapı da Gürcistan'dır. Bu Evet. arada Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın mirasıdır. Boynunda büyük hakkımız vardır. Başımıza neler gelmişse 1829'dan sonra dışarıda kalmamızdan sonra başlamıştır. Bu tarihi Evet. faktlardır. Ama bir tane olsun Akıskalı ne o zaman Osmanlı'ya ne de bugün ağır biz Türkiye resmilerinde biz sizin ettiğiniz seferin belasını çekiyoruz dememişim. Ama deme hakkımız vardır. Demiyoruz. Neye göre? Biz gökte Allah, yerde padişah felsefesine yaşayan biz Akıskalı Türkleri yok. Ve o zaman bizim Akıskalılar dedi ki yeter ki Osmanlı sağ kalsın. Büyük zaferler için, büyük niyetler için küçük kurbanlar oluyor da biz işte kendimizi küçük kurban kabul ettik. Ona göre şimdi geçen itirazımız olmamıştı. Bunu bırak. 18'de gene kavuştuk Osmanlı'ya. 21. yılda Moskova Anlaşması'yla telden biri sattılar geri. Verdiler. Mecbur oldular. Ben anlıyorum. Yine bizim Akıska Türkleri itiraz etmedi. Dedi ki yeter ki bugün gerçek bütün Türk dünyasının ümit yeri Türkiye olan kimi? Bizim de elbette ki Türkiye bir ümit yerimiz. Bir kere olsun itiraz etmedi o. Bizim başımıza ne geldiyse işte bu aralanmadan sonra, kenarlanmadan sonra geldi bizim başımıza. Yoksa bize kim idi Gülden Ağa söz diye. Ama bizim o Bunu topraklarımız, bahsettiğiniz bugün Gürcistan sınırları içerisindedir. Gürcistan'ın topraklarıdır. Bazen yanlış yanlış oradan söylüyorlar ki işte yalan şeydir. Gürcistan topraklarıdır orada. Bizim vetenimiz Gürcistan'ın terkibindedir. Bize gel vatan arıyorsa bir Akıska Türkleri kimi bizim vatanımız Türkiye büyük vatan kimi kendi yerinde ana vatan kimi bizim dede baba vatanımız kardeş Akıska'dır. Bunu çokları yok işte kardeşim öyle demesen sen Türkiye'ye gitmişsin Türkiye'de yaşıyorsun sen kendi prizmandan bakma. Ora bizim topraklardır. Çok yanlış da söylüyorlar bunu. Bizim topraklardır diyorlar. Bizim topraklar değil. Orası Akıska Türklerinin Gürcistan'da olan dede baba topraklarıydı. Gürcistan'ın sınırları içerisindedir. O topraklar Türkiye'nin toprakları değil. Sen vermeyeydin de zamanındaki vermişi şimdi senin değil o. Bir de düşünün ki vetene gitmek isteyenler için kim ki Türkiye'de oturmuş evinde yediği öğünde yemesi arkasında yemediği arkasında. Oradan ki başlayarak olur olmaz sözler söyleyen de vetene gitmek isteyen Akıska Türkler için ne kadar belaların açılması için bir esastır o. Yanlış bir felsefe. Bir konuya da dokunmak isteyelim de. Ben Buyurun gidip hocam. Haçlı bayrağın altında olmam. Ula seni kim düzelti mecbur eder? Çok yanlış. Bayraklar devletlere, uluslara mahsustur. Milletlere değil. Dünyada sen bir tane milleti göster ki millet olarak onun bayrağı vardır. Azerbaycan'ımızda 15-20 tane
toplum halinde etnik milletler yaşayan, ufak millet söylemeyelim. Bir tane Azerbaycan'ın bayrağı var. Hepimizin bayrağımız. Türkiye'de 70-80 tane, 82 ildir etnik olarak büyük, küçük, belki de yüzden artık etnik menşeli milletler vardır. Hepsinin bayrağı ay yıldızlı Türkiye bayrağı. Ne oldu? Gürcistan için mesele gelende mi orada şartlar değişir? Gürcistan'ın bayrağı da Gürcistan'da yaşayan dininden, milli menşeinden, etnik grubundan asılı olmayarak Gürcistan'ın bayrağı orada yaşamak isteyenler için bayrağıdır o. Kimse hoşuna gelmeyebilir. Ya nasıl olacak? Biz Türkiye'de tek bayrağı biz hepimiz alkışlıyoruz. Azerbaycan'da tek bayrağı, Rusya'da, dünyada her yerde tek bayrağı alkışlıyoruz da biz vetene giden de bizim bayrağımız değil. Bu yanlıştı. Ben söyleyeyim. Akısa Türklerinin vetene gitmek için orada Gürcistan'da bayrakları vardır. Bu Türkiye bayrağına hürmetsizlik değil. Eksine. Ben bunu desem ki o bayrak benimdir, o bayrağı kabul etmeyelim. Orada da Kürdü var, Çerkezi var, Lazı var, askeri var, leşkeri var diye arkadaş ben de bunu kabul etmeyelim. Ne kadar gerçek olur bu? Bu çok yanlış. Bu edebilir bilir misiniz? Bu siyasette gün. Bu gerçeklik tam içidir bu. Gürcistan bizim vetenimizdir. Bizim dede baba topraklarımız Gürcistan'dadır. Biz oraya gitmek istiyorum. Kendi vetenimizde Gürcistan'da yaşamak istiyorum. Bu konuda destek olan Azerbaycan'dan Allah razı olsun. Destek olan Türkiye'den Allah razı olsun. Destek olacak hangi bir devlet varlığından asıl olmayarak hepsine Allah razı olsun. Ya bilir misiniz bazen bakıyor size bir tutmuşlar Akıska Kalası'nın üstüne Türk bayrağını koyuyorlar. Ya bu ne kadar gerçektir baba. Biz için Akıska Kalası çok eğer aziz ise niye o zaman biz vermiyorduk da. Ama o toprakların gerçek sahipleri bizler o. O toprakların gerçek sahipleri bizler o. Biz o topraklara gitmek için bazı gerçek ruhları biz kabul etmeliyiz. Etmezsek kardeş Gürcistan yerinde ben bile olsam yarım kardeş hadi gidin. Eğer oraysa o tarafa. Buraysa bu tarafa. Şimdi ona göre de yani bu çok ince konudur. Ama bunun gerçek ruhunu kabul etmek lazımdı. Bizim Akıska Türklerinin veteni Diyaruga ki ne bileyim Akıska. Nerede Akıska? Akıska nerededir? Gürcistan'da. Gürcistan'ın bir tane bayrağı vardı. Neydi? Gürcistan'ın bayrağı da bileyim kaç simbollüdür. Sana demiyor ki kardeş gel de illa burada Hristiyan ol. İçerimizde Hristiyan olmak isteyenler zaten olmuş da. Hiç onlara demese de 3-5 tane vardır. Hristiyan olmak ben Hristiyanım. Allah'tan da işte yesin git de bileyim işte ne dersen et. Peki bu Böyle. Gürcistan resmileriyle görüşmeniz, sorumuzu devam ettirelim Sayın Başkan. Bir de Zaten şöyle bir ben bir şey, şey söyleyeyim mi? Biz Ali demiş Gürcistan ki de... buyurun. Ali Aliyev Buyurun, ne demiş? buyurun Yok siz devam Ali edin. Aliyev çok sevdiğim kardeştir. Bir de bakalım ne demiş Ali Aliyev? Ben de severdim de sildim yakınlarda kendisini arkadaşlığımdan. Bir Çünkü böyle yanlışa direnir. Yani yanlışa direndikçe ben de anlatmaya çalıştım, muhatap aldım kendisini ama bir türlü anlatamadım ki bak bu yanlıştır. Yanlışa yanlış diyemiyor Ali kardeş. ne Bana demiş de böyle bakayım hele ben ona göre bildirdi. cevap vereyim. Ha, demiş ki şimdi Veyseller bir ara diğer bele bele yapıyordular Gürcistan'a ne bileyim ne. Şimdi İsmail Bey de aynısını diğer onlara karşı çıkmıyordun. Şimdi İsmail Bey'e niye karşı çıkmayın gibise böyle bir yorum yazmış da. Şimdi şunu söyleyeyim. Veysel hiçbir zaman Ahıska bizim vetenimizdir demedi Ali Aliyev. Bunu sen Burhan Özkoçar'ın yayınlardaki böyle yanıltıcı şeyleriyle Ahıska'ya vatan diyemiyorlar ki diyerdi. Sen onun laflarıyla konuşuyorsun, onun ağzıyla konuşuyorsun da. Veysel'i ben çok iyi tanıyorum. Evine gitmiş ekmek yemiş insanım. O senin dediğin Antalya'daki insanları da çok iyi tanıyorum. Ben onların da evlerine gitmiş Serhat Kemal, Cemal Kemal. Yani bu insanların evlerine gitmiş, ekmeğini yemiş bir insanım. Onları
yüz yüze görmüş, tanımış bir insanım. Hiçbiri ağız kapatan değil demeyirler. Onlar diyor ki Ali Aliyev, sen belki anlamazsın ama şöyle bir anlatayım, genelleme. Diyor ki vatanımız Türkiye'dir. Ahıska'da o zamanlar Osmanlı'nın bir parçası, bir toprağıydı. Şu an Türkiye nasıl ki Osmanlı'nın bir mirası ve Ahıska'da Osmanlı'nın bir mirası, o zaman vatanımız Türkiye'dir, ana vatanımız Ahıska ya da vatanımızın toprağı Ahıska'dır. Bunu Veysel Güller böyle dediler ama Burhan Özköşer, onlar Ahıska'ya vatan diyemeyirler, şer cephesi deyip böyle bağırıyordu. Sen onun ağzından konuşuyorsun şimdi. Ben iyi biliyorum Veysel ne diyirdi. Başkanım da iyi biliyorum ki şu anda ne diyir. Ben başkanım diyorum bu arada da şahsi bir şey olduğu için. Çünkü ben Azerbaycan'da yaşıyorum. Sayın İsmail Rahimov da Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri Vatan İçtimai Birliği'nin başkanıdır. Vatan İçtimai Birliği de Azerbaycan'daki Ahıskalıları temsil ettiği için benim de başkanımdır bu arada. Bu yüzden Şimdi genelde yay... Ramil, Buyurun, buyurun. teşekkür ederim. Ben cevap vereyim. Biz Gürcistan'a bizim gidip gelmek hatırına değil. Şimdi burada bizim soydaşlarımıza ben söyleyelim ki, biz ki seçimlerden sonra ilk defa Sentyabr ayı, Eylül ayı mı? Eylül, evet. Sentyabr, Eylül müydü? Evet. Eylül ayı. Biz o zaman gelen de Sentyabr'ın sonuydu. Biz gittik orada Evet, İsmail Aymov yayından gitti. Şimdi tekrar almaya çalışacağım değerli dostlar. Belki şarjı bitmiş olabilir telefonunda. Sadece değerli dostlar çok yorum var. Yani siz de beni anlarsınız ki bütün bu yorumları okumaya kalkarsam yayın bitmez. Ona göre yani birazdan tekrar İsmail Rahimov'u alacağım yayına. Herhalde bir telefonunda bir sıkıntı yaşamış olabilir. Şunu söyleyelim. Bugün Datub'un bu videolarıyla ilgili çektiği o küfürlü videolarla ilgili ve Kazakistan'daki Ahıska Kızları isimli o rezalet programla ilgili, ondan sonra Üzümlü'de yaşanan, Erzincan'ın Üzümlü'de yaşanan o tehdit, şantaj olaylarıyla ilgili videonun başında da bir konuşma yaptık. Bu konuları merak edenler, bu konulara tepkimizi merak edenler videonun başında, bu canlı yayının başını, bu canlı yayın bittikten sonra izleyebilirler. 120 şu anda takipçimiz var bu canlı yayını takip ediyor. Sizlerden rica ediyorum bütün sayfalarda paylaşın. Sadece şuradan paylaş butonuna tıklayarak, seçeneğine tıklayarak sayfalarınızı da paylaşabilirsiniz. Biz istiyoruz ki sizin de arkadaşlığınızdaki Ahıskalılar bizi görsünler, bu yayınları görsünler. Bu gündeme artık eşlik edin. Herkes kendi fikrini bildirsin. Veysel'le ilgili konu geçmişti. Veysel yazmış, Türkiye ana vatan, Ahıska vatandır. Ya da başka bir deyişle Türkiye vatan, Ahıska memlekettir. Ancak benim için hiçbir zaman Gürcistan ya da Gürcistan vatan ya da ana vatan olmamıştır. Her kim yaparsa yapsın Gürcistan'ın vatan ya da ana vatan olarak yorumlar kaçtığı için okuyamıyorum. Ana vatan olarak lanse edilmesine karşıyım. Ziyaddin Bey'in Gürcistan vatandır sözüne karşı olduğum gibi İsmail Bey'in de Gürcistan vatandır sözüne karşıyım demiş. Ali Ali buyur. Veysel o zamanlar ne fikirde olduğunu anlatmış. Evet, İsmail Rahimova tekrardan buradan davet gönderiyorum. Evet. Şimdi devam edebilir miyim? Tabii, buyurun İsmail Bey. Ya şimdi biz eğer Ahıska bizim vetenimiz değilse biz niye veten diye çabalıyoruz? Ben onu anlayamam. Yani Şimdi bakalım, çok sevdiğim bir kardeşimizdir Veysel kardeşimiz. Çok zeki, bir akıllı bir tanesi kardeşimizdir. İnşallah bir gün Azerbaycan'a geleceğim diyordu. Genelde görüşürüz. Ondan doya doya sohbet ederiz, konuşuruz. Şimdi biz Ahıska'ya veterimizdir de onun için gitmek istiyorum. Eğer itiraz eden var ise söylesin. Ne oldu? bence bu Alo. konular böyle canlı yayında daha Evet, çok tamam. şey Öyleyse o yapılması meseleyi yani bağlayalım. Şimdi bizim yanlış Gürcistan'a anlaşılır. gitme meselemiz, Ramil, bizim Gürcistan'a gitme meselemiz
bizim Gürcistan'a gitme meselemiz Gürcistan'a gitmek hatırına değil. Mecburiyetinde yok. Eğer biz Gürcistan'a biz vetenimiz diye Akıskaya vetenimiz diye biz gitmek istiyorsak gidip orada konuşacağız. Biz Tabii gittik ki. orada inanız bir seçimlerden sonra Eylül ayında biz giden de oraya bir kere yayında da bunu söylemiştim de evvel söylediğim gibi tekrar edeceğim başka bir şey demeyeceğim. Dediler ki siz neden gelmedi şimdiye için? Biz ki başladı baskı yapmaya ki 2007. yıl parlament kanunlarına esasen biz araya bizi bu kadar geleceğiydik. 5.428 tane repatriant statüsü almıştı, birini getirmediz. 5.499 tane şartı vatandaş vermişiz, birini getirmediz. Yani o 2007. yıl parlament kanunu Avrupa Birliği'ne girmek için o kanun esasında bir tane Akıskanlı vetene getirmemişti. Onu herkes bilsin. Ben Diyan'da bizim o komisyonda Fuat Dadaylı, Cavit'iydi, ben dedim biz konuşan da Diyan'da dediler ki niye gelip talep etmediniz? Şimdi ben niye gelip talep etmediniz? Ben diyeyim Datup diyecek ki Datup sizin müdür, bizim müdür. Ben İbrahim Memedov diyeyim sizin müdür, bizim müdür. İşte Cavitgil'de getmemişler. Orada da bir parçalanma olmuş, ne olmuş? Sonra ben dedim ki neyse o zaman gelmemişler, kaybeden biz o. Şimdi geldi o. Hiç olmasa o 5.000 TL'den artık o repatriant statüsü olanlara birkaçını gitmesine başlayalım bundan. Vatandaşlık alanlar vardır. Bana dedi ki siz bilir misiniz? Biz o zaman değil, Gürcistan devletinden noter selahiyeti verip buraya yolladık ki gelin burada Bakire Sefirliği'nde, Gürcistan Sefirliği'nde niye bu karalıyor lan? İmza işte erize yazsınlar ki vetene dönmek isteyelim. Bir ay içerisinde bir tane Akıskanlı oraya getirip erize yazdırmadı bizim o zamanki cemiyetimizin başında olanlar. Bir günü Gürcistan'da olan da eğer razılık onu alsak onların belediyeler ki lan canlı yayında söylerdik kendisi nasıl olmuş her şey. Biz o zaman mecbur olduk bir komisyon yaratmak Rusya'yla da Azerbaycan Veten Cemiyeti'nin veten konusunda %100 bizim düşüncelerimiz aynıdır. Şimdi gettik geldi. Biz bu problemlerin en azından nereden başlayıp dolmuş bir halde nereden başlayıp nereye gideceğim? Gürcistan Cumhuriyeti'nde biz olanda diyorlar ki he bu probleme elhamdülillah bu son görüşmelerimizde herkes eşitsin burada. Allah razı olsun. Biz pes vermedik orada. Hangi şertlerle biz kabul etmiş değil o. Eksine şert koyacak olsak biz o. Veteninden sürülmüş aniyesi bir millet. Ve onlar bizim vetene dönmemizin hakkımız olduğunu dediler devlet seviyesinde. Nazir, küçük adam değil. Dedi ki sizin vetene dönme hakkınızdır. Siz İlkin senetler hangisileri var ise onları takdim edin ki nereden başlayacak neye de aşırı o senetleri biz yıkıştırıyoruz. Hürse Cemiyet'te bizimkiler. Biz orada bizim meselenin aktifleşmesi için bir raboncu grup yarattık. Gürcistan tarafında ve biz tarafta. Şimdi bu senetler gelecek toplanacak orada ilkin analiz olunacak o takdim olunacak bakanın kendine. Bakan da bu işleri analizden sonra tabii ki başbakana mı ondan sonra parlamenta mı nereyse çıkarılacaktı. Bunun yolu budur. Kolay iş midir? Çok çetin iş. Yani kolay işi diyorsun ki en azından biz bu işin olması için çabalıyoruz. 4 yıl bundan önce Adiyelisi 4 yıl içerisinde kimse gitmemiş. Biz bu Lidyan'da benzerleri başladı itiraz etmeye. Biz komisyon yarattık başladılar ki biz 1 yıl bundan evvel öyle bir komisyon yaratmıştık. Kimini komisyonun terkibinde? Burhan Bey kardeşimiz belki de bakıyordur. Dedi ki ben. Dedim Burhan Bey sen Gürcistan'a giremiyorsun. Keşke giresin. Dedi ki Süleyman Barbakan'sı. Dedim o da Gürcistan'a giremiyor. Keşke girebilse. İbrahim Memedov dedim İbrahim Memedov 4 yıl buradan gelip bir kere olsun veten sözünü orada dememiş bir insan. Bu komisyonun terkibinde olduğuna olmadığına.
Şimdi ele insanları saydı ki İsomorizi. Dedim oradaki bizim şeyini betere getirmemesinin en büyük sebeplerinden biri İsomorizi. Dedim ele bir kamise yaradı ki kardeş bu betere gitmeye için bir çabalasın. Eğer sizin niyetiniz betere gitmemek için bu kamise yaranıyorsa kardeş dedim sizden bizi burada tam ayrılıyorum. Ayrılmış oldu zaten. Sayın Başkan, bir şey daha size sormak isterim. Bu sorulardan ilave bir soru olacak. Şimdi bizim halkımız, şimdi biliyoruz tarihte Şimdi Yahudiler bitireceğim. Şimdi Allah'a şükür olsun biz en azından bir tandem halinde nasıl çalışacağız? Ne edeceğiz? Biz o karara gelmişiz. Bize mani olmasınlar. Biz gizletmeyeceğim. Geden de gelen de hayatım boyu ben Gürcistan'a giren de çıkan da bir şey yok dedi. Şimdi gelen de eziyet verdiler, gelen de eziyet verdiler. Bizim de bir tanıdıklarımız vardı. Biz de aradık. Dedik kardeş bize bu eziyeti veriyorlar. Biz buraya Gürcistan'a dost sıfatıyla geliyoruz. Gürcistan'a düşmançılık edecek niyetimiz yok. Ne Ermenilere hizmet eden bir agenturanın bir üzvü yok. Ne Rusya'ya ne başka. Dedim kardeş biz Gürcistan'ı seven, Gürcistan'a yaşamaya gelmek isteyen bir toplumun ben sedireyim ben. Azerbaycan'dan. Rusya'dan gelen Fuat Bey'le de Cavide'de aeroportta düz 40 dakika egler yerine. Olacak şey değil arkadaşlar. Onun için dedik mani olmayın. Böbürü yarını vardı. Her şey çok zaten gizli bir şey yoktu. Yarın bir gün arıyorsun o millet kim? Bene olsun. Sene olsun. Kime olsun? Şot bricevi diyorlar da niye o sana hesabı ki takdim eder ki kadar o zaman sen cevabını vermek zorunda kalacaksın. Diyor ki mani olmayın. Vetere gitmek istemiyorsun sizin niyetiniz yok ise kimse sizi kınamıyor. Zaten konuşmalarda bizim yaşıyoruz. Bundan daha iyi yaşatsın. Gitmiyorsun zaten sana kimse zorla git demiyor ki. En azından gidenlere arkadaş mani olmayın siz. Gidenlere mani olmayın. Bizim şeyin güney nedir ki kardeş abi bizim bazıları istifade ediyor, su istifade ediyor. Şenlik'in hakkını yiyirler. Her şey maddi cihetten de bir hak yemek. Şenlik'in vetene gitmesini istemeyen bir insan kardeş menevi cihetten milletin hakkını yiyor. Hiç kimsenin buna hakkı yoktu. Sayın Başkan, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Gürcistan'a dönüşle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çok güzel, takdire şayan bir şeydir. Zaten birçok Ağızkalıların birçoğu, yani herkes olmasa da yine de birçoğu vatana sahip olmak istiyor. İster mesela o dede babaları orada mezarları var. Onların ruhlarının rahat etmesi, onları sahip çıkması için mesela oraya gitmeyi ister her bir Ağızkalı. İmkanlı olan her bir Ağızkalı da orada bir ev almak ister. Bu gerçek hiçbir zaman değişmez. Ama şöyle bir şey var. Yahudiler mesela Hitler tarafından katledildiler, o fırınlarda öldürülerek falan. Sonrasında tarih bir zaman sonra ne yaptı? Almanya Yahudilere tazminat verdi. Şimdi Ağızkalılar biliyoruz ki 1944 senesinde sürgün edildiler Gürcistan'dan. Ben şimdi bir iki belgeyi araştırıyorum. Şöyle bir şey var. Eskiden bu Ağızka komisyonu, yani vatana dönüşle ilgili komisyon, şöyle bir şey gündeme getirmiş ki sürgün edilen Ağızkalılara tazminat verilsin. Sonuçta evlerinden oldular, maddi zarar gördüler, mallarından oldular ve canlarından da oldular. Mesela sürgünde canlarından da oldular, soğuktan, açlıktan vefat edenler, şehit olanlar oldu. Şimdi o zaman bütün Ağızkalıların listesi alınıyor ve tazminat verilmesi için, hatta Almanya'da bildiğim kadar, Hollanda'da bu komisyon faaliyetlere başlıyor. Oradaki işbirliği içerisinde, oradaki Avrupa Birliği'nin işbirliği içerisinde.
Sonradan bu Datuk geldikten sonra bu faaliyetler durduruluyor. Datuk gibi bu dediğim olay 2008'de baş veriyor. 2010'da Datuk geliyor ve bu faaliyetler durduruluyor. Artık tazminatlar alındı mı alınmadı mı o konuda hiçbir bilgim yok. Kimseyi de suçlamak istemiyorum. Sizin bu konuyla ilgili mesela tazminatla ilgili birincisi ağız kallara tazminat verilmesini destekleyir misiniz? Yani her bir aile sonuçta zarar çekmiş ailedir ağız kalı. Tazminat verilmeli midir ağız kallara? Ondan sonra kim vermelidir? Suçlusu kimdir bu faili? Mesela Sovyetler Birliği zamanında olmuştu bu olay. Şimdi bu olayı kim üstlenmesi gerekiyor? Ben sana bir sual vereyim. Bu tazminat dediğimizi kim vereceğimiz? İşte ben Abi onu işte sen soruyorum. bak bakın. Şimdi eğer o tazminatı verecek bugün bir A, B noktasını görüyorsa gelin diyelim ki bu tazminatı bize verecek bir yer var da ona göre bu konuya müdahale edelim. Rusya, bak Şimdi bizi ben Sovyetler Birliği sürdü. Sovyetler Birliği sürdü. Sovyetler Birliği nerede? Yok. Rusya dedi ki ben Sovyetler Birliği'nin varisiyim. Rusya dedi bugün Rusya sonra 15 tane devlet arasında ne bileyim borcu morcu bir şey ettiler. Ahırda bir konsensusa geldiler. Şimdi bugün Rusya'ya biz müracaat edip de biz tazminatı alabilecek bir ihtimalimiz binde bir olabilir mi? Binde bir olabilir mi? Yüzde demiyorum ben. Binde bir olabilir mi? Türkiye'den değil. Tabii ki Türkiye'den istenmiyor bu tazminat. Hayır. Diyor, Türkiye, Rusya'dan Türkiye diyorum ben. sadece Dedim manevi Rusya'da tazminat veriyor. şimdi bakın Rusya Sovyetler Birliği'nin varisi. Bizi Sovyetler Birliği sürdü. Sovyetler Birliği şimdi ortada yok. Bizim topraklar verilende de evvel Çar Rusya'sına sonra Sovyet Rusya'sına verilmişti. Sovyet hükümetine verilmişti. O devlet şimdi yok. O topraklar nerede? Gürcistan sınırları hudutları içerisinde. Şimdi sual veriyorum. Gürcistan'a eğer ki bu sözü diyecek olsak bizim yolumuz bir kerelik bağlanacak veten konusunda onu hiç kimse akıldan çıkarmaz. Bir. İkinci. Eğer Gürcistan zaten diyecek ki kardeş sizi ben mi sürdüm ki ben de size bir tazminat vereyim. Sizin mallarınızı, varınızı, devletinizi, mallarınızı, neyiniz varsa buradan bir ucu Akıskadaylı bir ucu Kutay Seçen orada Etkan bir atı varmış. Oraya götürdüler kardeş. Herkesin malını Sovyet askerine yedirdiler. Bunu diyecekler. Şimdi Sovyet hükümeti yok. Rusya bunu vermeyecek. Gürcistan da bunu vermeyecekse bu tazminatın kalkması nasıl olabilir? Bir gerçekçi olalım. Biz Yahudiler hakikaten bu işi başarılı olabilir miyiz ki? Biz tazminatı nasıl ki Yahudiler Almanya'dan alıyorlar. Sen biliyor musun ki dünya Yahudilerin elinde olu olan maddi cihetten, siyasi cihetten 40 yıl çabaladı onlar ki Almanya'dan tazminat alsınlar. 40 yıldan sonra zorla kanuna bindirdiler. 40 yıl. Sayın Başkan, bizde 75 yıldan fazladır sürgünde. Yani Ya bizde bak baksana ben fikrimi söyleyelim. Benden sordunuz da ben gerçekleri söylüyorum. Eğer ki benim isteğimi söyleseniz ben derdim ki usta vezirin beş kardeş olmuşlar. Her birinin evleri olmuş. Her birinin evleri olmuş Akıskada, Zanap köyünde. Her birinin birer çift öküzleri olmuş kendilerinin. Birer çift o zaman. Hiç kimse de çok adam da yok imiş. Ahırları malından dolu. Büyük topraklarını, tarlaları ben de çok isterim. Ama bir gerçekçi olalım. Bunu veren kimse varsa, İhtimali varsa bizim vetene dönme konusunda bunun bize ziyandan daha çok faydası olabilirse bu konuyu kaldıralım. Benden olsa o konuyu atalım müeyyen zaman içerisinde bir kenara. De ki niye? İnanız Almata'da Kazakistan'da bir tanesi çıkmış tazminat davası diye de bir
Kimse oyunu ortaya atmış. Ya biliyorsun ki kardeş, bizim vetene dönme problemimiz 75 yıldır çözülmüyor. Amerika 17 bin bir de Akska Türk'ünün gitmesi için o bölge Amerika devleti seferber oldu. Amerika 17 bin fazla değil. Amerika gibi dünya ekonomisinin %50 sahibi. Şimdi 17 bini götüren de Amerika devletini müdahale etmeden bu iş olmadı da bizim Akıska Türklerinin vetene dönmesine bir ufacık Gürcistan devleti karşısında büyük bir müdahale olmazsa bu olan şey midir? Çetin mesele. Hele hele tezminatı ortaya attık mı Ramin? O konunun ağzına büyük bir ambar anahtarını, kilidini asarız kadar mesele burada bir kerelik biter. Ben Sayın de çok Başkan, isterim ki Gürcistan'dan istensin demedim. Hani hayır, yanlış anlaşılmış olabilir. şimdi yok yok bak fikrimi bitireceğim ben. Şimdi Sovyet hükümeti vermeyecek. Gürcistan veremeyecek. Ona göre ki, imkanları yok. Eğer bizim vetene dönme konusunda üçüncü, dördüncü hangi bir devletlerin Azerbaycan'da biz yaşadık, Özbekistan'da yaşadık, Kazakistan'da yaşadık, Kırgızistan'da yaşadık. Eğer biz vetene geri dönende olabilir ki bizim orada tabii ki evler tikilecek, ne olacak, ne olacak, ne olacak. Bu konuda eğer bu devletlerin iktisadiyatına bizim baya bir katkımız olmuştu. Bunlar eğer ki sponsor kimi ortaya çıkarlarsa, Türkiye'de oradan destek olursa ne güzel. Bu zaman tazminat konusunu dile getirebilirsin. Yoksa bu tazminatı verebilecek ne Gürcistan bunu veren ne de Rusya veren. Benden olsa keşkem olsa. Keşkem olsa. Ama olma ihtimali benim şahsi düşünceme göre sıfırın altında. Anladım. Buyur Sonuç Ramil'ciğim. olarak Sayın Başkan, Gürcistan'la görüşmelerin sonucu ne oldu? Eğer paylaşmak isterseniz tabii. Ne oldu yani Bayağı sonuç? şimdi Gürcistan'la bizim görüşmelerimizin ben 89-90'dan Gürcistan'a resmilerle görüşmelerle o zaman çok gencidik. Moskova'dan o gelip giden bir ferd olarak söylüyorum da yani bu son görüşmemiz bu bakanla görüşürken Nata Tsikhanouvili. Bunun bizim meseleye yanaşımını ben bu kadar sıcak hiçbir devlet memurundan görmedim. Ketevan Tsikhanouvili. Yani bunun kadar konuya dedi ki ben bütün problemlerin hallinde problemi ortaya koyarım, müsbetlerini, menfilerini analiz ederim ve bunu müsbet halli için eğer problem varsa bu hallolunmalı dedi. Bunun diye hallolunması için şimdi biz bazı İlkin evrakları ona yolluyorum. Orada da bazı informasyonlar vardı. Şimdi buradan biz de yollayacağız. Ben zannederim ki Allah nasip eylesin bir o bir gelişimizde daha dolgun, daha net bir sözle söyleyebileceğim. İnşallah, inşallah. Şimdi diyelim ki biraz yorumları okuyayım. Gerçekten bugün gerçekten yani çok yorum var. Öyle böyle değil. Şimdi ilk başlara inecek olsam olmayacak. Yeniden sorular alalım. Şöyle söyleyeyim. Bir Kimine şey de gerçekten söyleyeyim iyi? size de bir şey de söylemiş Buyurun. olalım. Ramizcan bak Datup'un Avansciana'ya çıkması 2010 ile tesadüf ediyor değil mi? 2337 nüfus Akıska Türk yaşayıldı. Datup felsefesi ortaya çıkan açan Akıska'da. Bugün 10 yıl Datup'un faaliyetinden sonra Akıska'da bayağı ki 2337 nüfusun bayağı bir altında nüfus yaşıyor. Yani artması gerekirken iyice Ya azalmış. kardeş bırakın ne artması? 45 tane ev aldık dediler. Sonra 43'e indirdiler. Yalan çıktı. Bilmem şimdi biz onu yettik, bunu yettik, orada bunu yediyoruz, bunu yediyoruz, bunu yediyoruz.
Eğer bu gerçek pozitif bir şeyler oluyorsa benim düşünceme göre gerek orada bizim insanlar artı ediler. Gettikçe azalıyor. Yani o 2337 nüfusun içerisinde hangisi ki DATUP'u yararına açan gelenler içerisinde bir tane DATUP'un zehmeti yok. Orada ekseriyeti bizim Şendik'in içerisinde mücahitlik edip, fedakarlık edip vatan sevgisine giden insanlar. Kendi mücadelesiyle gidip He, çatmışlar oraya. şimdi 10 yılın içerisinde rakamlardan güzel alıyor musun? Sübut bir şey dünyada yok. O zaman 2337 nüfus yaşıyordu DATUP başlayan açan. Bugün eğer 19 yıl içerisinde DATUP oraya kardeş bir 100, 200, 500 tane aile götürememişse ya da ki bir 2000, 3000 insan oraya ilave ekleyememişse kardeş demek DATUP bunu istemiyor ya da ki başaramıyor. Beceremiyorsan da geri çekil kardeş, istemiyorsan da kardeş sen bu milletin karşısında yani hakkın yoktu sen bunu böyle hareket etmeye. Buyurun. Yorumları okuyayım. Bir de Sayın Başkan bir şey soracaktım size. Bu yorumlarda Buyur, buyur, görmüştüm. buyur. DATUK tarafından sorulmuştu da siz diyor Azerbaycan'daki Ağıska Kızları yarışmasına katıldınız geçen sene diyor. Orada He. gördünüz diyor. Öyle bir şey olmamış diyor. Şimdi niye karşı çıkıyorsunuz diyor da bu Kazakistan'daki yarışmaya. İzah etsem olur Ve mu? tabii buyurun buyurun. Burhan Özkoçar kardeşimiz herhalde bakmıyorsa da bakan da benim düz olduğumu söyler. Beni aradı. Dedi ki İsmail Bey selamun aleyküm. Ben de dedim aleyküm selam. Dedi ki nasılsınız? Dedim ki hamdolsun iyi. Bak birebir söylüyorum. Dedim siz nasılsınız? Dedi ki işte uğraşıyorum Allah'a şükür olsun iyiyiz. Dedi ki İsmail Bey benim sizden bir tane ricam olacak. Dedim ki estağfurullah. Bizim elimizden gelecek olsa ne var ki hiç ricaya ihtiyaç yok. Dedi ki yok Ziyaddin Bey değil Azerbaycan'da dur. Ben Ziyaddin Bey'in telefonlarını size vereceğim. Ben eminim ki benim telefonumu benim iznim olmadan özel telefonumu da iş telefonunu verebilirler. Özel telefonumu kimseye iznim olmadan kimse veremez. Ben telefonu Ramil'e vermişsem Ramil için verdim. Kimseye ver diye vermedim onu. Dedi ki Ziyaddin Bey'in iki tane telefonunu bana ver. Dedi ki bu telefonları ararsınız. Siz görüşebileceğinizi söyleyin. Ziyaddin Bey sizden görüşmek isteyecek. Görüşecek. Ben de zannediyorum ki Ziyaddin Bey eğer görüşmek istemezseydi o zaman telefonlarını verdirmezdi. Ben de o ümidine ki, o düşünceyle ki Ziyaddin Bey bir telefon açacak. O da seçim öncesi bu Mart ayında olan bir şeydi. Eski yönetimin bin cüre oyunlar töktüğü zamanlar. Görüşende de ben ne diyecektim Ziyaddin Bey'den? Eğer bu işleri siz datup ettiriyorsanız yanlış ediyorsunuz. Eğer sizin haberiniz yoksa bakın bunlar ne oyunlar töküyorlar. Onu demek için. Buna Halit Bey, benim birinci muavinim çok adaletli, dürüst, doğru insandır. Hayatında yalan söylediğini gördüğüm bir şey değil, adam değil. Ben aradım Ziyaddin Bey'i. Aramadım. Neredeymişler? Dediler ki Genç Tamaşaçılar Tiyatrosu'nda şeyler dur abi o güzellik yarışması dur. Ben de kalktım oraya gittim. İçeri girende beni düzünü söylese bizim bir milletvekili var. Ümumi tanıştı. O aradı İsmail Bey. Falan filan yere ben geleceğim de siz herhalde oradasınız. Gelen de orada görüşürüz. Ben dedi bilmiyorum. Dedi ki nasıl bilmiyorsunuz? Siz orada bir tedbir var. Yani ben Azerbaycan'da Bakışehir Tapu Kadastro Dairesi Başkan Muavini çalıştığım zaman beni oradan tanıyordu. Dedi ki yani nasıl siz devlet etmemişler? Yani biliyor ki Ahıskalıların içerisinde yani bir söz sahibi olan insan kimi? Ve dedim bilmem. Sonra DATUP temsilcisiydi Fuat Özkoçar'ın. Aradım.
Burhan Özkoç. Burhan Özkoç. Ben Ziyaddin Bey'e mesaj yazdım. Gittim o salona çıktım. İçeri girdim, yer yok idi. Allah razı olsun. Mevlüt ışık kalktı, beni gördü. Dedi ki İsmail abi, İsmail Dayı diyor ha burada. Buyurun oturun. Allah razı olsun. Mevlüt ışık kalktı, yerini bana verin. Salon doluydu. Sağ ol, sağ ol. Oturduk orada. Benden iki sıra önde, sağ tarafta bir üç adam da sağ tarafta Ziyaddin Bey. Oturu yerdi. Ben de mesaj yazdım. Hayatımda ses yazmak, mesaj saklamak öyle bir huyum yoktur. Erkek adam bile bir şey etmez de. Ama o ikilere mesajı hele duruyor benim telefonumda. Yazdım ki sebebi Datup'un buradaki o eski o temsilcileri mi diye, Datup'un taraftarları mı diye, bunlar kıskanıyordular. Yani onların arasında bir söz olmasın diye ben dedim ki Ziyaddin Bey'e yazdığım mesaj. Sayın Ziyaddin Bey, ben bu salondayım. Sizin telefonu bana verdiler ki biz görüşebiliriz. Ben ona göre size bu mesajı yolluyorum. Eğer isteseniz çıkanda görüşebiliriz. Tedbir kurtaranda. 2-3 zaten ben gelende yarısından çoğu geçmişti onun. Neyse bir iki saatten sonra böyle çıkan da orada benden Halit Bey durmuştu fayede. Halit dedi ki Ziyaddin Bey'e ki Ziyaddin Bey sizinle bir 5 dakika konuşmak istiyorum. Dedi ki gidelim diyor restoranda diyor hem diyor ekmek yiyelim diyor akşam yemeği. Hem de ki diyor orada diyor konuşurum. O mübarek aziz 3 aylarıydı. Ben gerçek söylüyorum yani adam vallahine benim aramda olan bir şey. Ben oruç tutuyordum o zaman. Oruç tuttuğumda dedim ben gidip o içkili masada ne bileyim falan filan tedbirde nasıl iştirak edeceğim, niye edeceğim. Onun için ben gitmedim. Şimdi her bir de 150 TL artık insan vardı. Onların restoranda keyif meclisinde ben orada neden konuşacağım? Gitmedim ben. Dedim ben ya, iftara da 2,5 saat var. Gidip orada ben ne yapacaktım? Sonra Ziyaddin Bey'e ikinci mesajı yazdım. Dedim ki ben niyetli olduğum için ben gelemedim. Eğer siz ne zaman vaktiniz olursa görüşmek isterseniz ben dediğiniz yere gelir. Hele hele Azerbaycan'da bizim yaşadığımız yer burada misafir. Dedim gelebilirim. Birinci, ikinci mesajların ikisini de okudu, cevap vermedi. Sonra Allahça söylesek Burhan Bey, Burhan Özkoçar bayağı onunla biz iyi anlaşıyorduk. Bazı iftiralar olan açar. Dedi ki ne olur Ziyaddin Bey bir ara, yarım mesaj, yarım bir şey ara. Bir ara da de ki sizinle görüşmek istiyorum. Falandır, filandır, odur budur. Dedim Ziyaddin Bey, Burhan Bey, benim herkese hürmetim olan gibi kendime de bir hürmetim var. Ben o adama 2 kere mesaj yazdım. Mesajı okuyandan sonra, biliyoruz okuyandan sonra mavi renge giriyor değil mi? Evet. Dedim okuyandan sonra, bana diyeydi ki ya görüşmek istemiyorum, ya zamanım yoktur, nedir. Bunun ikisini de okuyandan sonra bana cevap vermedi. Dedim ben 3. kere ben o adamı arayayım, ben seninle görüşmek istiyorum desem, Allah etmesin. O bana cevap vermezse dedim bunu ben kendime hakaret sayacağım. Dedim eğer 2 kere dedim o 1 kere beni arasa desek İsmail Bey sizinle bir yerde görüşmek isterim. Dedim ama ben sana erkek gibi söz veriyorum ki ben onun telefonuna cevap veririm. Gelmedi. Bizim yani o salona gelmemin sebebi oydu. Yoksa da bizim kızların üzül isterim. Yakıştırmadığı maalesef podyum meselesine göre oraya ben gitmemişim. Benim oraya gelmemin sebebi Burhan Bey'in bana demesi ki Ziyaddin Bey oradadır. Sizinle görüşmeyi için telefon bekliyor. Ben de telefon etmedim de mesaj yazdım. Salondadır, telefonda nasıl konuşacağım? Ne ki de mesaj yazmış. 2-3 ay içerisinde ne olur bir ara dedim kardeş. Ben 2 kere aradım. Sonuç Ziyaddin Bey'den aramamışsam, mesaj göndermemişsem de ki İsmail Bey yalan söylüyorsun.
Dedim iki kere ben aradım. Ziyaddin Bey olabilir ki maddi cihetten benden üstün olabilir. Olabilir ki bunun seçimlerde hangi yol nasılsa kendini saçtırıyor. Ama bende o imkan yok, lüksüm yok. Beni halk saçmıştır en azından. Ama dedim ki bir kere beni arasak İsmail Bey, ben size falan filan yerde görüşmek istiyorum. Dedim ki biz görüşürüz. Neden görüşmeyelim? Hangi bir aksakalı, ben aksakalıyım diyen insana bizim saygımız olmadı ki şimdiye kadar. Oradan da cevap gelmedi. Sonradan da iftira ettiler ki İsmail Bey'le biz çok istedik görüşelim de işte şeydir, İsmail Bey istemedi. Bu tam bir iftira, tam bir iftira. Biraz şey, bir gene bir haşiye çıkacağım ben. Biz ki görüşemedik, onun temsilcileri geldi. İşte ortada milyon sözleri oldu falan filan, o girmek istemiyorum ben. Elçilikten beni aradılar. Birinci müşavir. Volkan Bey dedi ki İsmail Bey, zamanınız varsa bir sefir bizim elçiliğe gelebilir misiniz? Dedim ki tabii gelebilirim. Gittim. 1,5 saat Büyükelçinin gösterişiyle biz orada konuştuk. Görüşün Aracılığıyla. aracılık he. Görüşün biz Datupra işbirliği yapın falan filan. Dedim ya kardeş size kim söyledi ki biz işbirliği yapmak niyetimiz yok. Buradan gene söylüyorum. Datup ne zaman dedi Azerbaycan'da illah mı adı Datup olsun, temsilci olsun. Datup zaten yaralanda 5. maddesinde diyor ki mevcut teşkilatlarla işbirliğinde çalışma için alakalar kurma için uzlaşma için falan filan için yaranan bir teşkilattı. Hangi bir halkımıza hizmet sunmak istediler de biz ona sahip çıkmadık. Yabancılar geliyorlar burada kurban kesiyorlar sahip çıkıyoruz. Ne bileyim hastasına imkan dahilinde müracaatler ediyorum sahip çıkıyoruz da. Datuk dedi ki bizim askerlere bu hizmet için sunmak istiyorum. Biz mi imtina ettik? Olmadı öyle bir şey. Ya uzun sözün kısası Volkan Bey'le biz konuşan da birinci müşavirle dedim ki zaman bize koymayın. Dedim Azerbaycan'ı vatan cemiyeti iflic halinde yok halindadır. Dedim köylerde ilk teşkilatları yaratıyoruz, onu ediyoruz, bunu ediyoruz. Dedim önümüzde Akıskaya gelecek bizim o anım merasimi etti ya Kasım ayının 14'ü 16'sı arasında. Dedim biz Akıskaya gideceğiz dedim gidip gelenden sonra dedim bir tanesine ricam olacak. Dedi ki buyurun İsmail Bey. Dedim siz hakim olursunuz. Ben o zaman açan Türk dilinde hakiminle hakem sözünün farkını bilmiyordum ben. Dedi ki hakim yok hakem. Dedim tamam hakem olur. Dedim bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin elçiliği olur. Bir taraftan TİKA olur. Bir taraftan YTB olur. Dedim bir taraftan Azerbaycan'ın gerekiyorsa benim sözüm geçer. Cumhurbaşkanlığından bir insanı davet ederiz buraya. Bir taraftan biz oluruz. Bir taraftan Datup olur. Gerekiyorsa Azerbaycan'dan gene bir tane içtimai teşkilatı çağırırız. Dedim kimleri siz gerek biliyorsa onları çağırıp oturalım. Karşı karşıya benim Datup'tan fazla isteyeceğim bir şey varsa yok değil. Ama kendimizde kardeş milletimizin seçtiği bir insanım. Bizi saçtılar ki milletimize hizmet et. Yönetimimiz var. Bu kararı tek başına ben alan insan değilim. Yönetimi halk seçti ki bu yönetimle İsmail Bey siz de senin millete hizmet edin. Eğer bu yönetim milletin arkasına hançer bıçak vuracaksa kardeş bu millete ihanettir. Dedim bunu ben etmeyeceğim. Biz etmeyeceğiz. Kimler etmişse şimdi açalım. Kendileri bilir. Dedim Bir Kasım de şöyle ayının bir şey yok mu Sayın bak Başkan? bir dakika. Kasım ayının dedim ki 16'sı 17'si dönüyoruz. Dedim ondan sonra ne zaman siz deseniz biz görüşmeye hazırız. Tamam. Biz ayın 12'si 11'i Akundov köyü var, Platevlerin köyü. Fetheli kentte. Biz orada
Azerbaycan çarpında büyük bir anı merasimi yaptık ki ayın 12'si yola hazırlık, 13'ü sabah erken çıkıyoruz vetene. 14'ü de Ahıska'da, orada anım tedbirimiz var. Allah razı olsun, TİKAN'ın desteğiyle 60'tan fazla insanı biz Ahıska'ya götürdük. Her şeyimize yardım ettiler. Ve bu arada ayın 11'i Azerbaycan çarpında orada ediyoruz anı merasimi. Herkes orada Azerbaycan. Datum'un temsilcileri başta Ziyaddin Kasanov da mı Azerbaycan'da? Millet aptal değil. Millet çok Yani zeki bir oraya milletimiz var. programı yani gelip bu Ahıskalılarla ilgili sürgün anma programına katılmıyorlar ama Bakü'de Ha, sizden şimdi habersiz, sizden o habersiz kadar. size hiçbir şey Şimdi söylemeden. bunlar ayın 10'u geliyorlar. 10'u mu 11'i mi bunlar yığılıyorlar burada. Biz orada ağlayırız, sızlayırız, Kur'an okutturuyoruz. Bizim orada sürgün zamanı bu kadar şehitlerimiz oldu. Bu kadar derdimiz, serimiz zaten o gün kimin yüzü gülebilir ki? Biz orada 10'u yeriz, bunlar da geriyorlar. İşte 3'ünü 5'ini kandırıyorlar. Burada bir tedbir var, o var, bu var falan filan. Kandırıyor, yığılıyorlar. Sonradan legitim olmayan, selahiyeti olmayan, eskiden o Datum'a buradan delegeler gitmiş, onların da zamanı bitmişti çoktan. Ve onları yıkıyorlar işte burada. Bir önceki yönetimde Azerbaycan'da cemiyetin başında olan 2-3 adamdan biri Muhammed Şamilov'u Datum'a başkan koyuyorlar. Burada Datum'un temsilciliğine. Bu da işte onların, Datum'un ve Datum'un etrafında olanların Ahıskalılara münasebet. Ya Ziyaddin Bey, sen dedin mi ki İsmail Bey, ben o tedbire gelmek istiyorum da hangi bir Ahıskalı size karşı terbiyesizlik edebilirdi orada? Hele hele o günde. Başka günü itiraz ederler, söz söyleyebilirler. Ama o aziz günde, bizim şenlikin o faciasında sana Gülden'e söz mü diyecek? Bunlar geldi, bunu ettiler, işte ne bileyim, falan oldu, filan oldu kardeş. Döndü gittiler. Dört taraf kıble. Zaten siz millete hizmet edeydiniz, milletin yanında olurdunuz. Biz ayın 12'si dedik ki hazırlık olsun. 13'ü yola sabah erken, 9'u da yola çıktık. 14'ü o tedbirimiz, 15'i 16'sı orada geri döndük. Artık daha Datum'la telden görüşme, ilave bir görüşme ihtiyaç kalmadı. Şimdi bizim arkamızda işte falan var, bizim arkamızda falan var. Ben falanla dostum, falan beni destekleyerek kardeş. Bizim de arkamızda milletimiz var, bizim de arkamızda Allah'ımız var. O En kadar. önemli. Sayın Başkan, bir soru daha var. Sorular Buyur. içerisinde ben sorumuzu sorun dedikten sonra soranlar içerisinden bir soruyu gördüm. Kaçırmadan onu söyleyeyim size. Osman Safarov yazmış ki, şimdi tam okuyamayacağım. Soruyu kaçırdım çünkü. Şu mantıkla bir soru sormuş. Diyor ki, Gürcistan'la görüşmelerinizde şartlar nelerdir? Mesela vatana dönüşte sadece Ahıska'ya mı yerleştirilecek bu insanlar? Yani bu iş olsa yoksa yine eskisi gibi, şimdi Datuk dedi ya, vatana dönüşü hallettikten sonra başka hiç Ahıska ile alakası olmayan yerlerde evler alındı falan filan, oralara destek verdiler. Öyle mi olacak yoksa Ahıska'da mı olacak bizim Bizim yerleşmemiz? niyetimiz Gürcü resmilerinden konuşan da Ahıska, vetenimiz. Ben Zanavlıyım. Ben Zanav'da olmaz da Ahıska'nın kendinde. Ahıska'nın kendi olmazsa giderim de mesela Şolaver'de, Vale'de ya da Abastıman'da bir ev alabilirim. Ama yeter ki Ahıska bölgesi olsun. Adıgöl, Ahıska, Aspinza, Ahırkelek, Bagdanovka. Zaten o Bagdanovka'da 7-8 tane köyüydü. Ahırkelek'te de o kadar değil. Esas o 3 tane rayondur da. Şimdi bu rayonların içerisinde yani hangisi olur olsun. Niyetimiz o. He, olabilir ki biri atıyorum kafadan. İhtisası bizim şenliğinde, yani bizim şenlik çeşitli çeşitli ihtisas sahipleri. Biri mellim ise köyde mellim işleyebilir. Ama biri demiryol mühendisi ise kardeş gelip Ahıska'da demiryolu çalışmıyor. Orada stasyonlar yok. Bu gelip dese ki kardeş ben Haşur'da ya da kim misal için atıyorum kafadan Kutaisi'de çalışacağım. İhtiyacım vardı oraya gitsin. Ne varmış ki burada?
ya da ki ihtisasına göre üniversitede mellimdir. Gelip eğer Tiflis'te üniversitede ders diyebilirse kardeş geçsin Tiflis'te yaşasın. Ama genel olarak niyetimiz Akhisar'ın kendine, toprağına geri dönmek. O topraklar Allah'ın bize verdiği, Allah'ın verdiği hakkımızdır baba. O toprakları arıyorsa cani gönülde geri almak, geri talep etmek bizim şeref, namus, borcumuzdur. Evet. Hak veriyorum size. Bir soru daha var Sayın Başkan. Yani Buyurun. bir değil birkaç şey, şahıstan geldi bu soru. Yine geldiği de belli zaten. Siz ne yaptınız bugüne kadar diye soruyorlar. Yani DATİB'i eleştiriyorsunuz. Siz ne yaptınız bugüne kadar? Ya biz ne yaptık mı? Haziran ayı. İsterseniz siz daha hiç şu Ya ben anki kısa söyleyeyim. Yok durumunuzu kadar çok çok kısayım. O sualı veren insanlar ben kendimi savunmaya bir ihtiyaç bilmiyorum. Eğer o DATİB'i savunmak niyetine, DATİB'i müdafiye etmek niyetine sual veriyorsa birinci o sual DATİB'e versinler. 10 senedir Azerbaycan'dan İbrahim'in elinden yetki aldın sen, verdin İsobolize'ye. İbrahim belki de kendi gitmek isterdi, konuşmak isterdi İbrahim Memedov, eski başkan. Ama sen gidemezsin, orada isterdi o çok doğru. konuşamazsın. Şimdi adama diyorlar ki 9 tam 9 sene 10. senedir DATİB ne etti? Bayağı söyledim herhalde 2337 kişi DATİB'in dünyaya gelen açan DATİB doğana kadar şimdi onun bayağı altında. DATİB'in faaliyeti bu. Biz de Haziran ayından bir yanı birkaç kere gittik. 3-4 kere gittik en azından. Ve her defa gidende de kardeş biz orada özür dilerim Gürcistan havası, Tiflis zaten öyle bir ahım şahım havası yok. Bizim oraya gidip şimdi gibi derdini gündeme getirmek. Bu prosesin merhalesi var. Gidersin, gelirsin, gidersin, gelirsin, gündeme getirirsin. Gündemde olan meseleleri başlarsın, usul usul halledersin. Hallolundukça o meselelerden ortaya doğacak başka hallolunacak problemler var, onlar haline geçersin. Şimdi bu zaman açan bizim yönetim kurulu ne gerekiyorsa onu yapmıştı. 8 ay, 7 ay içerisinde sen ne yapabilirdin ki? Haziran'dan sonra 1 ay, 1,5 ay kaydiyattan geçmesini bekledik biz. Kaydiyattan geçenden sonra hiç aradan 1 ay geçmemiş. 4 yıl içerisinde bunların elinde bütün imkanlar ola ola gitmeye gitmeye biz kendi acizane imkanlarımız dahilinde her şey ediyoruz. Ve kimseden de bir şey beklemiyoruz. Teşekkür ederim. Osman da teşekkürler demiş. Bir de Veysel bir ricada bulunmuş da. Buyurun. Veysel, bundan sonraki canlı yayınlarla ilgili bir konseptimiz var. Sana sonradan özelden bu konuyu konuşacağız. Şu anlık ricanı kabul edemeyeceğim. Çok özür dilerim. Ama Veysel'le yakın bir zamanda bir canlı yayınımız olacak. Çünkü DATİB'in tüzüğüyle ilgili ilk yayınları Veysel'le ben yaptım. İlk yayına Veysel başladı. Sonra beni yayınına davet etti. Sonra bana böyle bir yol gösterdik işte böyle bir şey yapalım. Halka canlı olarak ulaşalım falan. Ondan sonra Veysel kendi sayfasında ben de kendi buradaki Ağızkı Gençlik sayfamla canlı yayınlarda insanlarımıza buluşmaya başladık. O yüzden Veysel'in de böyle bir canlı yayına katılması çok güzel olur. Sadece bu yayını İsmail Bey'le yaptığım için İsmail Bey'le bugünü geçirelim. Ondan sonra başka zaman Veysel'le inşallah yayınımız olacak. Ben Buyurun İsmail müdahale Bey. edebilir miyim? Tabii buyurun. Moderatör siz olduğunuz için müdahale edebilir miyim? İzin alıyorum ben size. Tabii, estağfurullah buyurun buyurun. Yok bak yok. Sen moderatör sensin. Yani siz sensin bu verilişin sahibi. Bana Tamam. imkan verdiğin çerçeve dahilinde ben söyleyebilirim. Yönetici sensin. Ya yani bu sen yönetici olman da ben saygı duymakta mükellefim, borçluyum ben. Şimdi Teşekkür bak. ederim. Senin sülaleni ben yok. Şimdi herkes dürüst bir sülale kimi tanıyor. Allah razı olsun sağ Benim olsun. sene o Alo. Benim sene Buyurun olan buyurun. şahsi
Hürmetimin arkasında Ramin, onu bil. Bir tane senin dürüstlüğün var. Odur. Sağ ol. Yeri gelende kaç kere bana itirazın bildirdin? Eyvallah. Çerçeve dahilinde. Eğer sen yanlış birisi olsaydı ben seninle yayına çıkmazdım. Onu da sen bilesin. Eğer çıkıp buradan bir taraflı ya beni ya da ki Datum'u destekleyecek düşüncesi olsaydı ben seninle yayına çıkmazdım. Ha de ki İsmail abi, İsmail Bey, İsmail Başkanım, ben bir şey kaybetmezdim. Ben demedim bir şey kaybederdim. En azından ben çıkmazdım. Bu iyi mi kötüye mi? Şimdi Veysel kardeşimize gelende ben bizim Şenligil içerisinde maşallah maşallah çok zeki bir Şenligimizin genç evladı olarak şimdi geçen yüzde gelmemişim. Konuşmamışım yani canlı olarak böyle yüzde gelip. Ama bu konuşmalardan, bu analizlerinden, bu düşüncelerinden en azından edaletli olarak konuya yanaşması şeyinden sevdiğim bir benim büyük evladımın yerindedir. Evladımın yerinde desem de olur. Ya da ki bizim Aksakalların akıllı kemalli bir evladıdır. Ben şu gurur duyuyorum. Olabilir. Fikir ayrılığımız olsun. Benim Allah etmesin ne Veysel'e ne Ramil'e hiç kimseye karşı Allah eylemesin. Bundan yani dolayı menfi münasebetim olamaz. Zaten Allah Teala ona göre bizi ayrı ayrı yaratmış. Her birimize bir baş vermiş, kafa vermiş ki düşünesin sen. Olabilir bir meseleye ben bir prizmadan bakıyorum. Ben böyle görüyorum. Siz başka prizmadan bakıyorsunuz. Başka bir şey görüyorsunuz. Herkesin düşünme, özgürlük hakkı olan kimi? Veysel'in de senin de var. Ama çok sevdiğim, saydığım birileri de onu bilesiniz. Ricam buradan size de söylüyorum. Eğer hangi bir kusurlarımız olursa bu etik davranış çerçevesi dahilinde eleştirin. Ama Allah etmesin haksız yere kimsenin hakkını yemeyin ki bunun ahireti var. Bunun geleceği var. Şimdi ben zannediyorum ki Veysel'le sizin o yayınımızı ben çok sabırsızlığına bekleyeceğim Teşekkür ederim. ben. Bir Her zaman şey olacağız. daha, özellikle bu hakkımızdaki güzel düşüncelerinizden dolayı sizin gibi bir dava insanından böyle bir yorum, böyle bir fikir hakkımızda eşitmek bizim için bir gururdur, onurdur. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yorumlarda sürekli sistem oluyor. Arkadaşlarım, bakıyorum buradan okuyorum. Diyorlar ki yorumları okumuyorlar. 444 tane yorum var değerli dostlar. 444 şu anda 45 oldu. 445 yorum var. Ben şimdi bu kadar yorumu okuyamam tabii ki. Okursam zaman kalmaz. Şimdi hepsini okumayayım diyeyim, seçeyim desem bile bir tane yoruma bakıyorum buradan. İsmail Başkan konuşurken o yorum geçiyor. 15 tane yorum geçiyor onun üstünden. Yani okuyamıyorum. Biraz anlayışlı olmanız gerekiyor. Benim yerimde olmanız gerekir ki her yorumu okuyamam biliyorsunuz. Şu anda kim yazmış? Bir arkadaş yazmıştı. Ahıska bir şey, sürgünü mü? Öyle bir isimli birisi yazmış. Yorumları okumuyor, yorumları seçiyor diye. Hayır, ben her iki tarafta Mevlüt'ün de yorumlarını okudum. Ali Aliyev'in de yorumlarını okudum. Herkesin yorumlarını okuyorum ve gerekirse eleştirisel yorumları da okuyorum. İbrahim Kamalov demiş ki yayına yardımcı alman lazım demiş. Evet, güzel öneri bence de bundan sonra bir maaş alırsam tabii bu işler maaşa dönüşürse biz de alacağım. Biliyorsunuz bu işleri maaşla yapanlar var. Onlar çok profesyonel yani bizden daha iyiler. O yüzden Kazım Ağızka'daki ev fiyatlarını sordu demiş. Evet. Ağızka'daki ev fiyatlarını sormuşlar Sayın Başkan. Ben buradan bir şey söyleyeyim. Bu defa giden de biliyorsunuz bana Adıgün rayonu Zanav köyünde daha önceden gelip geldiğimize göre ufak tefek bir şey yani emellerimiz vardı. Dost olduk. Benim oğluma kirve olursun dedi. Dedim ki memnuniyetle. Bana orada 12 sot toprak hediye etti. Yanları da çeperlenmiş her şeysi güzel.
Dedi ki burada istediği gibi bu benim toprak olarak sana hediye. Şimdi Allah nasip eylesin burada bir ufak bir evimiz var, onu bitirmek üzereyiz. Ondan sonra orada bir ev dikeceğim, Allah nasip eylesin. Şimdi soruştum nasıl? Dedi ki son bir yıl içerisinde %50 evlerin fiyatlarına bizim Ahıska bölgesinde artım var. %50 bu son bir yıl içerisinde. Ben kendim iktisatçıyım, maliyetçiyim. Bu ne Yani için dedi? 20 Hani vatana dönüş ile mücadelesi izah şartlar edeceğim, nedir? izah edeceğim, izah edeceğim. Bizim ben hem de iş adamı olarak 15-16 sene Moskova'da büyük iş adamı oldum, çalıştım. Ve orada bizim Ahıska tarafına, Abbasluman tarafına büyük yatırımlar başlamış. Anlıyor musunuz? 5 yıldızlı, 7 yıldızlı orada oteller dikilmesi nezdinde tutmuş, inşaatı da başlamış. Biz merak ettim, bizzat Abbasluman'a, kurort Abbasluman'a gittik. Oralara, inşaat yerlerine baktık. Abbas Observatuvarı var, Resethane, oraya çen çıktık. Orada da soruştu, dedi ki biz orada biliyorsunuz da Abbasluman'a gidenler varsa serpantinden çıkıyorsun. O dağ yolları var ya, öyle bir şeyine. Orada şeyler, kranlar çalışıyordular. Yani başlamışlar. Yani gelecekte oranın fiyatları kat kat artacak. Fiyatlar yükselmeye başlamış. Buradan Yani herhangi burada bir şöyle Ahıska bir Türk, şey bakın, Sayın Başkan, buradan Türkiye'de herhangi bir Ahıska Türk'ü kimin ki bugün şu an içerisinde maddi imkanı var. Bakın, hep bize sesleniyorum. Gelin orada bir ev alın. En azından yatırım yapmış olursunuz. Biz bir yere gidene bir yerde kalmıyor muyuz? Yani öyle bir yeri Allah Teala milletimize bahşetmiş de gelersin yazında sen ailenden orada kendi evinde istirahat edersin. doğru. Şöyle bir şey de var Sayın Başkan. Şimdi Türkiye'de de mesela bir ilçe olsun, hiç gidiş geliş olmayan bir ilçedir. Orada mesela evler burada Türkiye'de ucuz olur. Topraklar ucuz olur. Arsalar. Kiralar da ucuz olur. Oraya bir tane yakınında ya hastane ya da bir şey nasıl söyleyeyim, üniversite dikilirse oraya, inşa edilirse evlerin fiyatı hemen fırlar. Şimdi Azerbaycan şey Ahıskalı Türkler de Gürcistan'da şu an o kadar insan yaşamıyor şeyde Ahıska'da. Ahıskalı Türkler de artık gelmeye başlıyor demek ki. Gürcistan bunu görüyor demek ki. Oraya gelmeye başlıyorlarsa ve burada insanlar çoğaldıkça bütün bu hastane ihtiyacı olacak. Ondan sonra eğitim ihtiyaçları olacak. Bu tür şeyler oldukça da çevre şeylerinde binalarda artışlar olur diye düşünüyorum. Sayın Başkan, son olarak yorumunuzu alalım. Yoruldunuz. Biz Yok, de yorulduk değerli dostlar. ben eski ocaklardaydım, bizde yorulma sözü yoktu. Yorulduk sözün açığı. Yani kaç saat oldu? Bir iki buçuk saat oldu. Çok baya da Geç. katılım oldu. Aynen. Allah'a şükür Allah hiç Allah. yüzden de düşmedik. Şöyle bir şey. Son olarak sizin de sözlerinizi alalım. Böyle bir genel bir konuşma alalım. Son konuşmanızı. Ondan sonraki yayınlarımızda tabii daha detaylı konuşuruz. Bugün genel olarak konuştuk. Son Bak, yorumlarınızı alalım. Buyurun. bir daha bütün Aksa Türklerini ben buradan sevgine, saygına selamlıyorum. Aleykümselam. Allah'ını, peygamberini seveniz, içerinizde hepiniz benim gibi sevensiniz. Bir tane ricam var. Birbirimizi kırmayalım. Fikir ayrılığımız olabilir. Düşünce terzimiz farklı olabilir. Olabilir ki benim düşüncemi biri kabul etmesin. Bu baya normaldir. Ama birinin birine hakaret etmesi, iftira etmesi çok kötü bir şey. Eğer araştırsan bizim Ahıska Türkler içerisinde yabancı yoktur.
Bizim Akıska Türklerin içerisinde ben her yerde söylüyorum, bir daha da burada söylemiş olalım. En azından istenilen Akıska Türk'ü el ele selam veren kimi araştırsın. En azından iki bağdan bir akrabalığı vardı. Şimdi birinin siparişinden biri başlıyor iftira etmeye. O gün biri bana dedi ki İsmail abi diye, birisi iftira ediyordu falan filan. Dedim ki ya Allah ıslah etsin, ne yapalım. Şimdi eğer o ediyorsa, biliyor musun? Mihriban olalım, tatlı olalım, saygılı olalım. He, şimdi ama bir şey de söyleyeyim size. Akıska Türklerinin parçalanması, bölünmesinde eğer kimse bizim simamızda bölücülük söylüyorsa yerin dibine çen yalan söylüyor. Eksine biz her zaman birliğe, beraberliğe çağırdık. He, biri birlik beraberliği ben ne dersem onu yaparsan, eğer birlik beraberlik onu görüyorsa bu yanlıştı. Önce ortada olan bir fikir var. Bu fikrin etrafında eğer ki Ramir, bu fikrin etrafında eğer ki kimseler toplanıyorlarsa birlik budur. Bu fikir benim. Ben böyle düşünüyorum. Herkes benim gibi düşüneceksiniz. Bu birlik olacak, öyle bir şey yok. Doğru. Ben ister istemez hayattır analiz etmek mecburiyetindesin. Tahlil ediyorsun hayatı. Şimdi son bir yıl içerisinde ben o zaman devlet memuru Azerbaycan kanunlarında içtimai işlerde iştirak edemez falan filan. Devletimizin kanunları. Ve bir yıl bundan önceki toplumu, bugünkü toplumuna ben eğer mukayese edecek olsam, DATUP'a karşı 1'e 10 münasibet menfi tarafa değişmiştir. Bak 1'e 10 diyelim. Bunu belki de Ziyaddin Bey kardeşimiz etrafında olanlar söylemez. DATUP'un faaliyeti ya öyle ya böyle bizim Akıska Türklerinin hayatına ya müsbet ya da menfi tesir edebilecek bir toplum olduğu için söylüyorum ben. Ben zaten bizim yönetimde söylüyorum ki benim eşitmek istediğimi siz söylemeyin. Siz gerçekleri söyleyin ki biz doğru karar alabilelim. Halk yönetimin aynasıdır yani, öyle bakmak Ölendirerler gerekir. mi? Onun için buradan birliğe, beraberliğe çağırıyorum ben herkes. Hiçbir zaman kimse kimsenin kulu, kölesi olmasın. Biz Allah'ın kuluyuz. Bundan büyük şeref hiç kimseye veremez. Allah'ın yarattığı bir kulun gidip sen kulu oluyorsan kardeş, sen zaten çoktan bitmişsin. Hele hele seni Allah'ın yarattığı bir gözü açık kulu, seni eğer kullanıyorsa ne ele ne göze. Bütün sevgilerim, saygılarım sizlerin olsun. Allah Teala bu başı belalı milletimize eninde sonunda en kısa zamanda yüzümüze güler sabahlar açsın. Vetenimize dönmeyi bize nasip eylesin. Giden gider, gitmeyeni zaten kimse mecburen götüremez. Kalın sağlıcakla. Sizlerden doymak olmaz ama ben zannediyordum ki bir saat dur, ama 2,5 saat diyorsun Rami sen orada. Biz de Türkiye saatiyle 9'da başladık. Şu an saat 12 oluyor. Hatta daha fazla Sayın Ha. Başkan. Onun için Biz vakt zaten şöyle zaman dur konuşmadan önce Ramil. de buyurun. Vakt zaman dur. Eğer değerli sevgili soydaşlarımızı zamanını almışsak hakkınızı helal edin. Allah sizlerden razı olsun. Allah Teala en kısa zamanda vetenimize dönme prosesini başlatsın. Söylenecek çok şeyler var. Yapılacak Abi, çok şeyler var. Kalın şöyle bir şey var. sağlıcakla. Buyur. İsmail Rahimov'la her zaman canlı yayın öncesinde planlaştırıyoruz. İşte deriz ki, ya İsmail Rahimov der ki, ya Ramil ne kadar konuşacağız der, yani ne kadar süreyle konuşacağız. Yani ben derim ki bir saat olur mu, yeter mi başkan? Başkan için de uygundur, benim için de uygundur.
Bir saat planlarız. Bu yayına çıkmadan önce. Bugün de öyle oldu. Hatta bugün bunun şakası oldu yani. Üç defa bir saat için planladık. Saat, 3 saat yayın yaptık. 2 saat yayın yaptık. Bugün de yani başkan sordu ki Ramil ne kadar olacak? Dedim fark eder mi ki başkan? Zaten planımızı tutmuyor yani bu konuyla ilgili. Gerçekten çok akıcı konuşuyorsunuz. Allah razı olsun. Ve milleti birlik beraberliğe davet ediyorsunuz. Başkalar gibi yani ayrıştırmıyorsunuz. Onlar öyle, bunlar böyle demiyorsunuz. Hatta insanları kendinizi eleştirmeye davet ediyorsunuz. Yani bu tam da bir yöneticinin, bir başkanın yapması gereken duruştur, tavırdır. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız için de çok sağ olun. İnşallah ilerleyen günlerde yine davet edeceğiz. Yine bu gündemlerle ilgili davet edeceğiz sizi. Çalışmalarınızda size Allah uğurlar razı olsun. Rabbim söz arzuluyoruz. konusu Teşekkür ederim. vetense kalan her şey teferruattır. Onu bilesiniz. Aynen. Vetense Sözüne sevgisi katılıyorum. imandandır diyenlere. Aha. Haydi Allah'a ısmarladık. Allah sizlere yar ve yardımcı olsun. Allah Teala bize de şendiki şerefli milletimize şerefli namuslu hizmeti vermekte bizi aciz etmesin. Amin. Allah Teala milletimizin önünde sonraki Allah Teala'nın önünde bizi utandırmasın. Sağ olun. Amin. Sevgiyle, Amin. salgıyla, saygıyla. Sağ olun. Evet, değerli dostlar, bugünkü konuğumuz Azerbaycan'da yaşayan Azka Türkleri Vatan İçtimai Birliği, yani kısacası ATVİB Başkanı Sayın İsmail Rahimoğlu'ydu. Çok güzel bir yayın oldu. Çok kalabalık bir yayın oldu. Şu an buradan gördüğüm kadarıyla 500 üzerinde bir yorum var. Hepsini okuyamadım. Hakkınızı helal edin. Şöyle bir şey daha var. Yayın artık bundan sonra sadece tek kişilik olarak devam edecek. Ama halkla yapılan yayınlarda sürekli böyle karma davetler olacak. O zaman tabii isteyeni yayına alabileceğim ama yöneticilerle ilgili yayınlarımızda tek kişilik olacak. Bunun için bunu da buradan kimse kırılmasın. Şöyle bir şey daha değerli dostlar, yayının başında gündemle ilgili, Ağızka gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundum. Tepkimi koyduk ortaya Ağızka Gençlik olarak. Ağızka Gençlik adına tepkimizi koyduk. Destekleyenler destekleyecektir. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İster eleştirenler olsun, ister destekleyenler olsun fark etmiyor. Destekleyenlere de teşekkür ediyorum, eleştirenlere de teşekkür ediyorum. Evet, değerli dostlar, yayını paylaşmayı unutmayın. Bütün destek için bütün dostlarınız, sayfalarınızda dostlarınızın da katılması için yayını paylaşın sizlerden rica ediyorum. Son olarak şunu diyorum. Küfürü başlatan Datup'tur. İlk küfürü eden Datup'tur ve Datup başkanıdır. Sonrasında Salim İskenderov onlara karşı kendini savunma amaçlı bir yayın yaptı. Ondan sonra Salim İskenderov'u linç etmeye çalıştılar. Hala da öyle yapıyorlar. Şunu söyleyeyim. Eğer buradan sizlere söz veriyorum. Eğer bu videolar kaldırılmazsa ortadan, bu Selim İskenderov'un üzerine gidilirse, videolar kaldırılmazsa, biz de Ziyaddin Kasanov'un namussuzlar dediği o videoyu tarihiyle beraber kesik kesip paylaşacağız. Ve bu videoyla ilgili de bizi destekleyen insanlarımıza videolar çektirip, aynı şekilde yani küfür ettirmeyeceğiz. Tabii ki o kadar düşmeyeceğiz seviyede. O kadar seviyesiz ve karaktersiz değiliz. Biz kimseye küfür ettirmeyiz. Ama aynı şekilde bunların bu küfürlerine karşı videolar çektireceğiz. O zaman bakın bir yayınımız bile 100 üzerinde izlenebiliyorsa görsünler ki kim güçlüymüş. Böyle medyayı kullanarak milleti birbirine düşürmeyin. Datup yetkilileri o videoları kaldırın. Yoksa aynısını ben yapacağım ama haklı olarak yapacağım. İlk video, ilk küfür eden sizsiniz. Namussuz diyen, sırf o programı eleştirdik diye, namussuzlar diye küfür eden sizsiniz ve sizin başkanınızdır. Ona göre ele etmeyin ki ben başlarım bu işe, daha kötü başlarım ve kusura bakmayın hiç affetmem yani.
O köpeğinizi de kaldırın, o yığıştırın o videoyu. O köpeğiniz var ya, biri çıkıp havlamış bayağı, bizi de tehdit etmiş. Bir söz var, hatta bir şiir var Azerbaycan'da. Mirza Elekber Sabir diye bir şair var, rahmetli olmuş, dönemin şairi. Bir şiiri vardı, şimdi aklıma gelsin. Hamı gümandan danışır, molla rüşvet hanadan, kafir imandan danışır. Bir zaman eşeğimiz arpa beğenmezdi bizim, şimdi eşek de ölmüş, at da samandan danışır diye. Yani şunu demek istiyorum, haksızlar kalkıp kendini haklı gösteriyor. İmamlar kalkıp rüşvetten falan bir şeyler bahsediyorlar. Allah aşkına, İmam geçsin namazını kıldırsın, niyazını ettirsin, insanları birbirine birleştirmeye çalışsın. Ey imamlar, ey camideki görevliler, milleti birleştirin, milleti birbirine ayırmayın, milleti birbirine düşman etmeyin. Sizin o camide çektiğiniz videoların altındaki küfürlere siz sebep oldunuz. O hani birinin hakkına giriyorsunuz, birinin anasına küfür ettiriyorsunuz, birinin babasına küfür ettiriyorsunuz. Ha, bir de camide görevlisiz. Biraz az bir şey aklınız olsun, az bir şey mantığınız olsun, mantık. Şimdi Ziyaddin Kasanov'u koruyacağım diye hakkını almayın o kadar insanın. Salim İskenderov da bir insan ve o kendine küfür edildi diye küfür etti. Size nasıl anlatmışlar bilmem ama camide küfür ettirmeyin millete. Camidir orası, cami, cami. Datuk, yığmışsın kendi şeyini, çalışanlarını. Onların hepsine baktım. Sizin yöneticilermiş. Bu arada ortaya çıktı sizin yöneticiler olduğu. Ne zamandan beri DATUB'un çalışanları halk olmuş? Halkın tepkisi diyorlar. Arkadaşım, halkın tepkisi ne zaman olur biliyor musun? Ne zaman ki kendiliğinden bir insan kalkar bir video izler de der ki ya ben bu nasıl bir rezalet der de kendiliğinden kalkar. Şey yapar ya, tepki gösterir ya, halkın tepkisi odur. Siz kalkmışsınız, ona mesaj, buna mesaj. Ya Ziyaddin Kasanova küfür etmiş, buna saldırın, bunu destekleyin. Ziyaddin Kasanova destekleyin, arkasında durun. Diyersiz eğer, bu halkın tepkisi değil, unutmayın. Şimdi Dağtupçiler şunu yapıyorlar, bu videodakiler bilir misiniz? Benim gözümde böyle bir sahne canlandı. Yani Ziyaddin Kasanov'un gözüne ne kadar girebiliriz? Yani onun gözüne görünelim. O bizi görsün ki ay biz Ziyaddin Kasanov'u destekliyoruz. Hey bu hayrı yoktur. Bizi görsün. Ben şerefimi de sattım, her şeyimi sattım. Ziyaddin Kasanov'u destekliyorum görsün diye ağzına alınmayacak kelimeler ediyorlar. Ağzına alınmayacak. Şimdi ben bunları burada kınıyorum ama onlar zannediyor ki onları reklam ediyorum. Onlar ele görüyor. Onlar şu an seviniyorlar biliyor musunuz? Öyle bir karakterde insanlar ki seviniyorlar ki ya bak Ziyaddin Kasım'a gösterecekler bu videoyu. Diyecekler görüyor musunuz Ziyaddin Kasım'a? Ben sizi destekliyordum da Ramil Hüseyinov bana neler etti. Bak millete rezil etti. Ben şimdi nasıl çıkacağım millet yüzüne? Haklın olaydı. Haklı olaydın. O küfürlerin altından. Sen bir tane kişi olarak bir hep 3-5 kişiye küfür ettin ama sayfada hele benim kaldırdığım küfürleri demeyelim. Ben gene sana acıdım da o neydi o Kazakistan'daki o küfür eden adam. Sana acıdım, senin ailene acıdım da küfürleri, ağır küfürleri kaldırdım. Yorumları ben rahatsız oldum o küfürler, yorumlarda küfürlerden de kaldırdım. Sana binlerce insan küfür etti. Dayanabildin mi? İşte budur işte küfür. Eden insan İbrahim Kamalo bir güzel söz söylemişti. Küfürle başlayan tartışmanın sonu kavgadır. Sen akıllı başlı olman lazım. Sen 60 yaşlarında bir insansın ya. Ben 28 yaşında bir genç sana ders vermek zorunda. De gülüm sen hayat zaten sana ders vermesi lazım idi. Hayat boyunca böyle mi yaşadın? Böyle yalaka mı yaşadın yani? Senin çocukların yok mu? Senin eşin yok mu? Senin neslin, sülalen yok mu? Nasıl oluyor da kalkıp birinin anasına sökebiliyorsun böyle herkesin izlediği bir platformda? Öbürleri o ağız kalayıp onun sahabi, resul müdür nedir? Ola az bir şey karakterin olsun kendi sayfandaki paylaşıp da bize sövdürmüşsün. O kadar mı karaktersizsin ki? Yani bilmeyen mi ki sana da sökecekler bunu paylaştın diye? Yani kendinizi savunmak için eskiden şöyle bir şey vardı ya çocuk vaktimizde mesela biri vururdu ona söker kaçardık. Sökmeyi kendimize şey bilirdik yani nasıl diyeyim size
savunma bulurduk. Ama ne oldu? Büyüdük, bu sökmenin iyi olmadığını anladık. Bu 60 yaşında adam nasıl olur da böyle bir şeyi akıl edemez? Nasıl olur da kalkar da o kadar insana küfür eder? Bu kadar mı yani satıldız? Şerefimizi bu kadar mı sattız? Ya hiç olmasa ya aç yaşarım, mert yaşarım ya. Aç yaşarım. Bu dünyada ölümlü dünyadır. Kim bilir kimin başına ne gelecek, ne zaman gelecek. Bir kalp kriziyle şu anda gençlerimiz bile gidiyor. Ne demişler? Bir gencin tabutu geçti demin, nasıl olursun yarından emin. Ey kardeşim deyip de sonradan onun bunun çocuğu diye küfreden şahıs. Yahu yarınını düşün ya, öleceksin, öleceksin, öleceğin günü düşün. Aç yaşa, aç yaşa ama kişi yaşa, mert yaşa bu dünyada. Mert yaşa. Kimsenin sözüne göre kimseye şey yapma. Ona ne oluyor biliyor musunuz? Hani bir köpeğe kıs yapman lazım ki öbür insana dalsın, insanı ısırsın, öyle değil mi? Bunu kıskılamışlar üstümüze ahıska dillendirsen. Başlamış ağzını açmış. Ayıptır. Ben şu an sana utanıyorum ha burada bir şey demeye. Suç sende de, senin başındakilerdedir ama sen de biraz kendini çek. Bir de şu Hamdi Hamzayev olması lazım. Hamdi Hamzayev bu küfürlü yorumun altına, sen bir imamsın, sen bir camide görevli insansın ya. Bu küfürlü videonun altına begene atmışsın. Bir genç çocuk, bir genç evlat da çıkmış ona yazmış ki sen nasıl bir imamsın, sen nasıl bir insansın, nasıl böyle bir küfürlerin altına begene atıyorsun da o da yazmış ki seni olmayasın diye sana yani bildiğiniz beddua et, Allah belanı versin falan filan beddua etmiş. Fotoğrafını, o ekran resmini aldım. Ayıptır, ayıp, ayıp. Rezalet. Rezalet. Küfürüne cevap vermeyin. Küfürü herkes yapar. Ben daha buradan çıkar küfür ederim. Ama benim karakterim buna izin vermiyor. Ben yıllardır bu yayını yapıyorum. Küfür etmiyorum. Ne Selim İskenderov'u destekledim, ne Ziyaddin Kasanov'u. Ama ikisi de suçludur. Yayına çıkıp küfür etmeyeceksiniz. Birinci Ziyaddin Kasanov küfür etti, namussuzlar dedi. Sonra Salim İskenderov ona aynı şekilde küfür etti. Öyle söyleyeyim. Cevap, yani düşman ateşi cevabı ateşiyle susturuldu var ya, onun gibi bir şey oldu. Hak arıyorsanız o zaman birinci Ziyaddin Kasanov'u kınayın. Ondan sonra Salim İskenderov'u kınayın. Datub'un propagandasına gelmeyin. Datub gerçekten de son yaptıklarıyla bizi bölmeye çalışır. Gelmeyin. Datub'a deyin ki ya desteklemeyin demeyelim. Destekleyin ama deyin ki kendine gelsin. Milleti temsil etsin. Şahısları şeyleri değil. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Yayınımızı paylaşmayı unutmayın değerli dostlar. Yorumlarınızı okuyamadım. Fatma Şafkatova yazmış ki sen Ramil Hüseyin, sen neredesin? İyi ki Türkiye'desin, vatanda da gülsün. Birinci sizler gidin, millet peşizden gelir diye. Ben zaten vatandayım. Türkiye bize vatandır. Allah'a şükür. Ahıska'da vatanımızın bir parçasıdır. Orada bir vatandır bize. Dedelerimizin, atalarımızın kabirleri orada yatır. Kim isterse gidebilir, yaşayabilir Fatma Hanım. Kim isterse yetmeyebilir. O kendi tercihine bağlı. Biz buradan kimseyi zorlamıyoruz ki gidin. Biz buradan sadece gidenlere yardımcı oluyoruz. Anlatabilir miyim? Yanlış anlaşılmasın. Kimseyi zorlamayız. Ali Süleymanov ben de katılıyorum demiş Fatma Hanım'a. Evet, Ali Bey, cevabım aynı şekilde size de söylemiş oldum. Burada kimseye vatana gidin yaşayın demedik sözü. Yani farklı yerlere çekmeyelim. Ben demedim öyle bir şey. Ben diyelim ki vatana gitmek isteyene destek oluruz. Gitmek istemeyen, Türkiye'de yaşamak isteyenlere zaten biz destek oluyoruz. Siz bizi eskiden takip ediyor musunuz, etmiyor musunuz bilmem ama biz burada hastalarımıza da yardımcı olduğu dile getirmiyoruz, öyle kurumlar kimi de. Yani zannetmeyin ki burada oturup boş yayın yapıyoruz. Hastalarımız oldu, yardımcı olduk. Kaç tane hastanın derdine derman olduk. Allah razı olsun, dualarını aldık. Öğrencilerimiz oldu. Üniversitede 300 kişiden fazla öğrencimizi, gencimizi, o yanda bir yanda habersiz olan, bu kontenjanlardan habersiz olan gençlerimizi getirdik, Türkiye'de okuttuk. Kendi imkanlarımızla bunlara destek olduk.
tabii devletin imkanlarını kullanmalarına aracı olduk, öyle söyleyeyim. Ondan sonra yani çok işler oldu. Biz burada konferanslar yaptık. Ben 2015'te yaptığım Osmanlı Mirası Ahıska isimli programımın katılım sayısı 2015'te hiçbir kurumun programı benim programım kadar yoktu. Bütün salon doluydu benim programımda, düzenlediğim programda. Ayakta bekleyen seyirciler vardı. Salon dop doluydu. 600 kişilik salon dop doluydu. Yani o 2015 yılında en kalabalık programı ben yaptım. Yani öyle zannetmeyin buraya çıkıp da burada sadece canlı yayın yapıyoruz. Bu sadece canlı yayın değil. İnsanları bir nevi fikirsel olarak birleştirmeye çalışıyoruz. Buna da saatlerimizi veriyoruz. Saat 9'da başladık, 21.00. Şu an bizim Türkiye'de saat 12 oluyor. Anlatabiliyor muyum? Lütfen işimize saygılı olun. Ali Osmanov diyor ki, onda niye Ziyaddin Bey'in o sözüne herkes tepki verdiniz kardeşim diye. Çünkü Ziyaddin Kasanov bize diyor ki namussuzlar. Tabii ki tepki vereceğim. Şimdi bu Selim İskenderov Ziyaddin Bey'e deyince ki sensin namussuz ya da ona cevap olarak hakaret edince, şimdi Selim İskenderov'un üstüne gittiler. Ziyaddin Kasanov'un yaptığını görmezden geldiler. Bu da olmaz yani. Böyle hak olmaz, adalet olmaz. Ziyaddin Kasanov kendisi çıkıp demelidir ki millet, birinci ben ettim. Özür dilerim. Selim kardeşimiz da ettiği hakaretlerden dolayı özür dilesin. Bu ortam gerginliği burada sona ersin. Ben hoşlanmıyorum. Ben şahsen hoşlanmam böyle canlı yayınlarda bizim milletin ileride giden insanları birbirine küfür etsinler. Ben hoşlanmam. Ben küfür sevmem. Ben böyle insan toplum içinde küfür etmeyi sevmem. Evet değerli dostlar, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yayını paylaşmayı unutmayın destek için. Sayfamıza da gruplarımıza arkadaşlarınızı davet edin. Sizler için uğraşıyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Yine de sizler Ziyaddin Bey dedi ki kim isterse gider vetene sözüne diyorum kardeş. Ali Süleymanov. Ben Ali Süleymanov'un yorumunu yanlış anlamışım galiba, ilk yorumunu. Bilmiyorum, olabilir Ali Bey. Kesik kesik olduğu için yorumlar. Hangi konu üzerinden? Evet, Ziyaddin Bey dedi ki kim isterse gider vetene sözünü diyorum kardeş. Evet, aslında yani zaten de öyle olması. Kim isterse gider, kim isterse gitmez. Ben Ziyaddin Kasanov'un o sözüne destek veriyorum. Ama şu sözüne destek vermiyorum. Hiç kimse gitmek istemiyor diyor orada kürsüde. O da yalan yani. Öyle bir şey yok. Gitmek isteyen Azerbaycan'da o kadar insanımız var ki, Ağızka'da yaşamak isteyen. Mansur Bey, sizin dedikodunuzu mu dinleyeceğiz diye. Canın sağ olsun kardeş, sıkıntı değil. Dinlemeye de bilirsin. Evet, sizlere de iyi geceler. Çok sağ olun. Sağlıkla kalın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kıymetli zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun, var olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.